çocuklar, Cem burada. Ne yapıyor ki o? Cem, ay! O kim ya? Merhaba, ben Burhan Altıntop. Yerebakan Holding'in basın yatırımları yeni idare müdürü. Başka bir deyişle sizin tatlı belanız. Aslı ben. Burası Cem'in odası. Artık değil. Nasıl? Değil. Arkadaşlar, Cem Bey yok mu? Genel müdür olunca işe gelinmiyor mu? Cem terapide. Nerede? Kötü bir hafta geçirmiş, psikolojik yardım alıyor. Terapistine gitti Burhan Bey. Ve bu adam genel müdür. Yani bu adam yarın öbür gün cinnet geçirse, alsa eline bıçağı, çıtır çıtır hepimizi doğrasa, kim verecek bunun hesabını? Ya ne cinneti canım? Çocuk geceleri uyuyamıyormuş, psikolojik yardım alıyor. O yüzden terapistine gitti, bu kadar. Ben bunun notunu alayım da. Çünkü ben bunun sorumluluğunu alamam. Saadettin Bey'le bunu konuşmam lazım. Olmaz böyle bir şey. Yani akli dengesi bozuk birisiyle aynı çatı altında. Olmaz böyle bir şey. Evet, konumuza dönelim. Yaprak Hanım. Oh, maşallah. Çok güzel. Üç tane elbise alıyor, araç fişi yazdırıyor ve kendisine araç tahsis ettiriyor. Ayıptır ya. Yani bu Saadettin Bey'in parası ya, ayıptır ya. Burhan Bey, galiba siz bu konuyu iyi bilmiyorsunuz. Çünkü o araba zaten sadece bu iş için aşağıda bekliyor. Benzinden yapılacak 2-3 kuruş tasarrufla... Bir dakika, beni yanlış anladınız. Lütfen. Ben de üniversite mezunuyum. Ben de zengin çocuğuyum. Anlaşıldı mı? Ben sadece ne yapıyorum? Ben otobüsle her gün tıngır geliyorum. Anladınız mı demek istediğimi? Tamam, tamam, tamam. Otobüsle gidip gelsin. Tamam. Of! Nasıl yani Fatoş? Elimde kaç dolarlık elbiselerle nasıl bineceğim otobüse? Ya bir şey olursa? Bak, bir şey olursa o zaman diyeceksin ki telefon açacaksın bana ilk önce. Ondan sonra Burhan abi, Burhan abi help, help diyeceksin. Bana yardım et, şu anda başım belada. Bu ne ya? İkisi de aynı mı? Aa, ikisi de kuru kemik. Kız, vallahi bir şeyler yayıyorsa seni kimse almaz ha. Kuru tahta gibisin ha. Cem Bey. Şşş, Burhan. Gel bakayım sen buraya. Bir merhaba demeden nereye gidiyorsun ha? Ben bu reklam müdürlüğü için mülakata geleceklerdi ya, onlara bir bakayım diye geldiydim de. Ay Burhan. Ha. Bebek. Bana bak. Sen ne yaptın saçına ya? Ha? Dağıtmışsın. Model yapmışsın. Yok, bu benim kendi doğal saçım aslında. Ha? Kendi saçım. Burhan Bey. Kadınlar beğensin diye mi böyle yapıyorsun ha? Oh, maşallah. Göğüs kasları falan çalıştırılmış spor salonlarında. Duyuyoruz. Yo, benim spor salonuna ben gitmiyorum. Çok pahalı çünkü. Ama yani damacanayla 19 litre var ya, onları kaldırıyorum. Ben onunla bulabilirim. Evet. Aa, aa. Burhan, Burhan. Konuyu saptırma şekerim. Hı. Biz burada spor olayından değil, senin seksapalinden söz ediyoruz. Yavrum. Yani benim öyle bir iddiam yok yani. Ben kompleksleri olmayan bir insanım. Öyle düşünmedim. Hadi Allah aşkına ya. Onun için mi böyle dar gömlekler giyiyorsun ha? Yalancı. Ha? Burhan. Şekerim. Sen yeme bizi bakayım. Şeker şey. Bıcık 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 bıcık. Yavrum benim. Dön bakayım sen. Ha? Ah, var ki gösteriyorsun. Aa ya Burhan, soracağım soracağım hep unutuyorum. Sen boxer mi giyiyorsun yoksa slip mi? Arkadaşlar,
Ayıp olur ya ama. Yani şu anda bana resmen bir et muamelesi yapılıyor. Şu anda resmen bir et gibiyim şu anda. Eğer yakışıklı bir adamın sorunu buysa, bundan sonra yaşayacaklar eğer buysa, eğer bedeli ödenecekse, bir bedeli varsa... Kendimi şu anda yanınızda tam bir mal gibi hissediyorum. Özür dilerim. Ama lütfen biraz beyinle ilgilenin. Sürekli vücutla değil, biraz da beyinle ilgilenin. Anladınız mı? Resmen şu anda iş yerinde resmen cinsel tacize uğruyorum. Cinsel tacize? Evet. Ay, ay, ay. Biz çok kırıldık ama. Değil mi arkadaşlar? Yani Burhan'cığım, biz senin arkadaşlığına, samimiyetine güvendik. Hani sen böyle biri gelip böyle şıp 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 bir şeyler yapıyorsun ya. Hani her tarafımıza dokunuyorsun. E biz de çocuğa soğuk davranmayalım dedik. Yani ayıp olmasın dedik. Aşk olsun. Şu anda kendimi çok kirlenmiş hissediyorum. Anladınız mı? Bazı arkadaşların eline ilk yazışma ulaşmamış herhalde. Hadi Fatoş, kendine iyi bak. Güle güle Tamer. Ulaştı Burhan Bey, ulaştı. Ya biz sadece vedalaşıyorduk. Biliyorsunuz, yasak. Evinizde vedalaşın. Böyle el ele, kol kola ofisin içerisinde. Olmaz ki. Vallahi kendim utanıyorum. Ay Burhan Bey, siz böyle yasaklar koydukça her şey daha cazip oldu. Biliyorsunuz değil mi? Evet ya. Herkes birbirine böyle başka bir gözle bakmaya başladı. Yani çok gereksiz bir yasak oldu bu Burhan Bey. Ya dün akşam Aslı ile benim ofiste yine... Oturuyoruz yine. Şehzol Selin'in hayat koçunu attı canım buraya. Beğendi. Neyse, önemli değil. Yalnız şunu bilmenizi isterim ki Burhan Bey, bu getirdiğiniz yasaklar ofisimizi bir cazibe merkezi haline getirdi yani. Aşk nasıl oldu Burhan Bey? Aşk. Niye insanların flört etmesine bu kadar karşısınız anlamıyorum. Yani biz bir şey yapmıyoruz ki. En fazla burada buluşup bir yerlere gidiyoruz. Evet ya, taktınız kafaya resmen. Burhan Bey, bu yasaktan önce hepimiz sevgililerimizle en fazla çay kahve içiyorduk ofiste. Şimdi hepimiz sapık olduk ya. Niye böyle bir şey çıkardınız? Hiç anlamadık. Evet. Çıkartırım çıkartmam ya. Tasası size mi düştü? Milletin içerisinde el ele tutuşuyorsunuz. Görmüyor muyum ben bunu? Sürekli göz göze bakmalar, fingirdeşmeler, öpmeler, randevu vermeler. Ayıp ya. Delirtmeyin beni arkadaşlar. Bu ofisin içerisinde herkes tavşan gibi çiftleşiyor. Herkesin bir sevgilisi var. Yalnız eleman var mı yok mu diye düşünen yok. Ben ayım Burhan Altın Top. Acaba ne yer, ne içer? Cuma günü evinde tek başına çekirdek mi çitler diye soran yok. Yok oğlu yok ya. Kimse sormuyor. Ya benim de demek ki ihtiyacım var. Kimse bunu sormuyor. Azıcık biraz bize de bir şeyler... İlla üniforma mı giymek lazım ya? Ha, bize ekmek çıksın diye. Delik be beni! Romantik yapmayın burada. İş yeri burası. Hepinizin sevgilisi var. Yalnızım diyorum size. Anlamıyor musunuz? Abaza tiradı. Adam abaza tiradı attı arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk, bravo ya. Böyle bir tiradı da varmış yani. Ama bakın arkadaşım, siz buraya yazmışsınız. Demişsiniz ki daha ilk kullanımda farkı göreceksiniz diye yazarsanız... ve arkadaşlarım, bütün dostlarım bana suratıma bakıp... hiçbir fark yok derse ben o zaman hesabını sorarım. Ya bir de şeyi soracağım bu... Pardon, bu şey rimel. Hiçbir mucize yaratmadı bende.
Hayatınız değişecek diye yazıyorsunuz ama tıs yok. Biraz böyle gay gibi oldum. Eğer değişim bundan bahsediyorsa, değişim dediğiniz eğer buysa istemem, eksik olsun ya. Allah'ım ya Rabbim. Söyle. Burhan Bey, öyle bağırıp durmayın firmalara. Yaprak Hanım, Yaprak Hanım, Yaprak Hanım. Editör sizsiniz, ben ne yapayım bunlara? Yani... bilmem ki. Diliyor mu, orada mısın? Sizin Sağlık Bakanlığınızda izniniz de yoktur Allah bilir. He? Ben iki gündür böyle cildim dikkat ettim, biraz fisir fisir oldu. Ne yapacağız şimdi? Aslı, telefon. Baktım abla. Alo. Efendim. Ha, ben çaycıyım burada, bilmiyorum. Ha, Şesu merhaba. Ne? Selin ya, Şesu çekim ekibiyle sokakta araba bekliyormuş, göndermemişsin. Gönderdim. Gönderdim diyor. Nasıl bir araba diyor? Limo. Efendim? Limuzin. Hayır, çekim ekibi kalabalıkmış, tamam mı Aslı? Söyle ona. Bu kalabalıklığa da tek taksi tutmaktansa, tamam mı? Bu kalabalık ekibin hepsini sığdırabileceğim bir limuzin tuttum. Ve daha ekonomik olduğunu düşünüyorum. Nasıl fikir? Şesu, sana limuzin geliyor canım. Ciddi ciddi. Selin, Şesu seni seviyormuş. Mersi. Ya kocaların Burhan abisi. Gördün mü, idare müdürü böyle olunurmuş işte. Dinle dinle, olmadı diyorum ya. Hala ötüyorsun orada. Olmadı diyorum. O şeyi, o fırçasıyla siz orada yazmışsınız zaten. Onu sürdüm. O resimlerdeki gibi aynısını yaptım. Hani nerede bebeksi pembelik? Hayır, kendi cildimdeki bebeksi pembelik olmasa yapmışız. Hadi hadi canım. Hadi ya. Hadi hadi. Tırıvara, 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 tırıvara. Ötme, 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 ötme. Ruh hastası ya. Sabah temizlik yaptın mı? İşte yaptım abi. Ben her tarafı şöyle bir daha gözden geçirdim. Takım elbise de giydim. Giyeceksin tabii. Yılışık. Gözüm üstünde koyulu çocuğu. Bu filtreleri nereden alıyorsun sen? Aşağı dükkanda şey var, hemen az sokakta dükkan var. Oradan alıyorum ben. Ne? Savurgan mahluk. Sen kahve filtrelerini Nişantaşı'ndan mı alıyorsun? Sen kimin parasıyla hovardalık yapıyorsun ya? Hovardalık değil. Zaten bu her yerde bulunan bir şey. Bana martaval okuma. İt! Bana martaval okumayacaksın. Bundan sonra toptancısını bulacaksın, oradan alacaksın. Anlaşıldı mı? Okey mi? Abi okey ama makine yabancı. Yani her yerde bulamam ki, toptancıyı nereden bulayım? Ya sen bana itiraz mı ediyorsun? Vallahi senin saçını yolarım ha. Beni delirtme. Beni delirttiğin vakit seni var ya dururum burada. Gebertirim. Her sabah zaten o meymenetsiz suratını, nursuz suratını görüyorum. Benim çarpıntım artıyor. Panik atak başlıyor bende. Anladın mı? Abi sen panik atak değilsin ya. Lan seni... gebertirim lan seni. Gebertirim lan seni. Yolarım lan seni saçını. Lan beni niye oyalayıp duruyorsun? Niye oyalayıp duruyorsun? Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan. Öldürürüm lan. Abi sende panik atak yok ya, Allah korusun ya. Gebertirim lan seni. Vallahi seni öldürürüm, elimde kalırsın ha. Panik atak yok derken sen bana kültürsüz, cahil, odu kapalı mı demek istiyorsun? Senin ben laflarının altındaki kötü niyeti çok iyi biliyorum. Serseri, terbiyesiz, iblis, şeytan. Senin bir yolunu bulup buradan attıracağım. Attıracağım seni bu iş yerinden. Göreceksin sen. Ver şunu. Ver şunu. Ver şunu kopar. Ya elimde atama. Bırak lan! Bıraksana! Neden bırakmadın? Neden bırakmadın? Derlendim işte! Göreceksin sen. Ah!
başıma büyük bela aldım ben ya. Arkadaşlar, bu gelecek Amerikalı arkadaşın ismi neymiş? Hayır, ismiyle hitap edelim ki hani bir sıcaklık olsun. Adı Can'mış. Can. Ha, ya, okey. Okay. Yani görüyorum ki siz şimdiden böyle bir samimi olma niyetindesiniz Burhan Bey. Hiç İngilizceniz olmadığı halde, ha? Yok canım, yani. Benimki sadece konukseverlik. Yoksa benim hiç kimseden korkum yoktur yani. Görünmeyen işsizler çekinsin. Hello. John, right? Yes. Hi, how are you? Thanks. Hello. How are you? Fine. Okay. Dark. Left, right. Windows, I see. What are you talking about? You. Fine. Please sit down, stand up, sitcom. Neyse, lafı uzatmayayım. My name is Altintop. Burhan Altintop. Yeah, okay? Biliyor musun, benim için her zaman cinsellik ikinci plandadır. Önemli olan her zaman aşk. Love. Love'ı çok seviyorum. Sen hangi ajanslısın? Hı? Bence IQ'n çok yüksek. Bu nasıl bir espri ya? Bence bunu daha sık yapmalıyız. Biraz sıcak oldu da, yani pantolonla kazak biraz içeriden beni çok pisiletti. Onun için şöyle şöminenin önünde uzanıverdim. Siz de gelmez misiniz? Ay ay, ben çıldıracağım ya! Selinler nerede? Kibirler belli, dolaşmaya gittiler ama bir iki saate kadar döneceklerimi pek zannetmiyorum. Yani... Ana. Şimdi her tarafım vücut çıplak olunca böyle değiyor. Ondan sonrasında da kaşın her yer ama çok tatlı tatlı. Buyur. Burhan Bey. Siz kaç kadeh konyak içtiniz? Hayırdır Burhan abi? Çocuklar, ben fenalaşmaya başladım. Daha fazla dayanamayacağım. Ben Aslı'nın yanına gidiyorum sucuk ekmek yemeye. Burhan! Sanırım bunun mantıklı bir açıklaması vardır canım. Canım dediysem, lafın gelişi ya. Olmaz mı ki Bilal Bey? Var tabii ki. Nedir? Söylemesi zor. Biliyorsunuz Fatoş Hanım çok çapkın bir insan. Burhan dedi, burası dedi çok sıcak dedi, yanmıyor mu dedi. Çıkar üstündekiler için dedi, şöminenin önüne yat dedi. Olmadı dedi, ben de dedi, yanına dedi yatarım dedi. Ondan sonrasında sıcak entim bir ortam olur dedi. Yani kötü niyetinden değil ama yani huylu da huyundan vazgeçmiş. Çık dışarı. Burhan çık buradan. Tamam Kibilay Bey. Sucuk ekmek isteyen varsa getirebilirim. Burhan abi hadi naş naş. Kastırma daha fazla. Aa. Yahiyya! Hadi gidiyoruz. Ya! Ya! Bravo!
ritmini bozdun sen kim ya? Ne biçimler oldu burası ya? Allah Allah. Manyak mıdır nedir ya? Şakadan da hiç anlamıyor yani. Sanki ben ona kaldım. Pedal çevirmekten dikkat ettiysen bacakları sosis olmuş. Dikkat ettin mi? Sosis gibi. Ona kaldım sanki. Geri zekalı. Ne haber Şesun? İyilik Ebru senden. İyiyim. Ne haber Ebru? Nasıl gidiyor gülle atma antrenmanları? Ebru. Bak sana ne göstereceğim. Vav wow, Şesun nasıl yaptın bunu? Harika olmuş. Anam çalışıyorum. Vallahi. Süper. Kız seninki kadar olmasa da yani benimki de toparlıyor. Biraz yanlar falan bayağı bir toparlıyor. Süper olmuş. Ben de göğüs kası yapmaya çalışıyorum. Ne tavsiye edersiniz acaba? Evet, Burhan altın topa göğüs kası oluşturması için ne tavsiye edersiniz gerçekten? Ben göğüs kası için ağırlık çalışıyorum. Sen de öyle yap. Ha, dur bakayım nasıl olmuş? Aa taş gibi olmuş. Ne yapıyorsun sen ya? Sapık. Şesu ne yapıyor bu ya? Deli mi ya? Burhan abi ne yapıyorsun ya? Sabah mı diklendin lan? He? Şesut? Sana diklendim tabii. Benim ya burada yaptığın sabahtan beri. Ben kendimi rezil ediyorum. Hepsi rezil ediyorsun ya. Sen kim oluyorsun da seni rezil ediyorum ya? Köylü. Ya Ebru kusura bakma ya. Ben bu adam... Ben tanıdığımdan beri böyle manyak ya. İş yerinden tanıyorum ama bak sakın yanlış anlama. Arkadaş falan değiliz yani. Serseri. İş yerinden arkadaşım dediği de idare müdürü. Ben idare müdürüyüm. Orada bu zavallı çaycı. Buraya da bedavadan üye oldu. Ana! Ağzından ha. Kaçtı ya. Çaycı mı? He. Yazar değil miydin sen? Allah'ım psikopata düş artık yakamdan ya. Ne yapıyorsun bana? Ne? Aa psikopat mı dedin? Seni sokarım lan o direği. Sokarım lan. Kas. Evet. Çorbamız hazır. Tartımız da hazır. Evet dikkat ettiysen bu kadar yemekten sonra mutfak battı. Şimdi yemeklerimizi tabaklara yerleştirdikten sonra ortalığı bir güzel temizleyeceğiz. Beraber halledeceğiz. Okey? Ağladı bir hazırım doldu. Yok ya ben ağlayayım ağladım mani olayım. Hiç karışmam. Anladım. Ay Burhan abi ya. Ya bana mı sordun? Ben mi dedim sana otur saatlerce börek aç diye? Her yer ona oldu. Kim temizleyecek ya? Ben istedim diye mi? Ben istedim diye mi bu kadar uğraştım? Benim canım ıspanaklı börek açma istiyor diye mi ben yaptım? Geri senin için yaptım. Sen öğren diye. Ya sen ne kadar nankör bir insan mısın ya? Sen ne kadar çirkin bir insan mısın? İvo'nun dediklerinde doğru mu payı varmış ama. Bana bak. Sen kayınannemden benim aramı açmaya çalışıyorsun ha? İleri! Terbiyesiz seni. Bir kere o kadın benim hakkında hiç öyle bir şey söylemiş olamaz. Çünkü kendisi bana aşık bir insan. Anladın mı? Tamam, tamam. Tamam be. Tamam. Sorunu büyütmeyelim. Şu böreği fırından çıkartalım. Hadi. İleri. Al şunu. Al şunu. Evet. Şimdi fırından böreği çıkartacağız. Sen tabağı sıkı sıkı tutacaksın. Ben de böreği çıkartacağım, böyle ters çevireceğim, üzerine koyacağım. Okey? Okey. Neyin işe yarayacaksa yıka yıka bütün demiri gitti ıspanağın ya. Evet. Evet. Alo? 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 Nasıl var? Aa. Ya niye yere düşürdün ya böreği? Ya sen manyak mısın ya? Sen tabağı çektin, öyle börek yere düştü. Börek onun için yere düştü, gerizekalı. Niye sen telefonuna sonra bakmıyorsun? O kadar acelesi mi var? Tamam mı? Bağırma. Ya sen hasta mısın ha? Kafadan sakat mısın sen ya? Sana Buhran abi dedik, bağrımıza bastık ya. Psikopata bağladın iyice. Dikkat etseydin, düşünmeseydin. Bana ne, bana ne? Oh, oh, bana ne? Ya sen beni delirtecek misin? Sen beni hastanelik mi edeceksin? Kaç gündür evimi temizliyorum ben senin. Bana şükür atıyorsun. Çirkin. Çekemem ben seni. Yeter be. Gidiyorum lan. Gidiyorum. Bir yere gidemez. Bir yere gidemez. Geç şuraya. Burayı böyle bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Beni İfo'ya mahcup edemezsin sen. Terbiyesiz. Al elini bezi, ortalığı temizle. Kadın ol, hanım ol, temizle. Hadi. Yok, 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 yok.
için mi var karşında be? Terbiyesiz, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya sen ne kadar çirkin bir insan mısın? Sen ne kadar pasaklı bir insan mısın? Yazık o çocuğa. Volkan'a üzülüyor. Bir sene içerisinde vallahi ip gibi yaparsın sen o. Eritürsün çocuğu. Aslı. Neredesin lan Aslı? Ulan iş yerinde de yok, evde de yok lan. Ulan ben birini dövmezsem rahat edemem ki lan. Aslı. O kadar cak 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 cak. Ukalala bir şey bildiğin de yok senin. Bir böreği bile ters çeviremedin ya. Yuh. Yuh. Ya sen tepsiyi çektin ya, tabağı çektin ya, ondan dolayı düştü. Allah'ım ya Rabbim, delireceğim ya. İfo gelmeden ortalığı temizleyelim hadi. Öf Buhran abi ya, öf de. Şimdi bir elektrikli bezimiz olsaydı biz içeride oturduk, o da buraları temizlerdi ne güzel. Ya öf, uğraşamam ben. Ya yok öyle bir şey. Laftan anlamıyor musun? Yok öyle bir şey. Var ya, var. Ya böyle elektromanyetik fiber optik ne öyle bir şey diyorlar. Kendi kendine temizliyor ya. Hoş, sen nereden bileceksin ki ha? Sen ne bilirsin? Kimsin sen ya? Ne bileceksin ya? Yok öyle bir şey diyorum sana. Öyle bir şey yok. Adamı delirtme. Vallahi senin kafanda parçalarım sana. Yok diyorum. Yok. Lan. Ne oluyor lan burada? Volki ya, Buhran abiye bir şey söyle. Lan iyileşecek hastanın doktor ayağına gelirmiş. He? He ya. Öldürürüm lan seni ben lan. Lan. Evet. Buyurun. Evet. Şimdi ben çok fena bir işkoliyim. Çok fena. Fena yani, en büyük fena. Gece çırılçıplak yatakta yatıyorum. Böyle yatıyorum. Dön, 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 dön. Bir o tarafa dön, bir bu tarafa dön. Böyle dön, böyle dön, dön, dön. Ne bir kız var, ne bir arkadaş. Yani kız arkadaş yok. Ondan sonrasında çok büyük bir illet yani, sıkıntı. Bunalıyorum. Eve geliyorum. Köpüklü banyo yapıyorum. İçinde saatlerce dur 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 dur. Ne cırılım yani. Boş ver. Ondan sonrasında inanmayacaksınız, oraya yemek getiriyorum. Yemek yiyorum. Bekle 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 bekle. Sıkıntı geçmiyor. Geçmiyor yani. Büyük bir sıkıntı. Ondan sonrasında düşünün bakın. Düşünün. Oradan küvetten çıkmışım, mis gibi sabun kokuyorum. Çırılçıplağım o anda. Ondan sonra yatağa yatıyorum. Dön 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 dolaş dön dolaş. Ne uyku yok. Ne? Bir idare müdürüysen, üst düzey bir yöneticiysen ne oluyor? Hele ki Nişantaşı çocuğuysan. Ne gülüyorsun arkadaşım, hastalık bu. Lütfen kesmeyin, devam edin. Ben Burhan Altıntop. Çok fena, çok fena bir işkoliyim. Tanrı verdiğinin büyü yaptığını Burhan abi. Çocuksun. Anlamazsın. Sağlam ayakkabı değil o bir defa. Bana inanmıyor musun? Odayı cinlerden arındırma işlemi bittiğinde idari müdürü olarak benim oraya taşınmam sanıyorum daha doğru olur. Ke. Bence çok doğru olmaz. Bence olur. Bence olmaz. Sebep? Çünkü o oda Fatoş'un odası. Ne zamandan beri ya? Cem'in vasiyeti. Cem Bey öldü mü ki? Hazır helva da var. Kariyer açısından evet. Hayır şimdi Cem genel müdürlüğü bırakırken ha, benim odamı Fatoş'a verin. Onun hakkıdır. Başkasına verirseniz iki elim yakanızda olur gibi böyle bir ifade kullanmıştı. Olur mu öyle şey ya? Ne oluyor ya? Cem Bey'in böyle bir yetkisi yok ki. Ne demek bu? Saadettin Bey'e söylerim ama. Ama artık çok geç. Neden? Çünkü biz aramızda kura da çektik. O da kurada da Fatoş'a çıktı. Niye bana kura da şey yapmıyorsunuz?
Niye beni çağırmıyorsunuz? Ben necim ya burada? Ha? Ben necim, neden maden ettirmiyorsunuz şansımı? Bu adam engel var. Kesin önümü. Ay biz sizi çok aradık Burhan abi ama telefonunuz kapalıydı o anda. Ne yapalım, bu kadar at. Zaten küçücük oda. Beni ıskarta ediyorsunuz ama. Üzüldüm. Hep beni dışlıyorsunuz. Beni hep içinize almıyorsunuz. Hep böyle. Hep sakınız dönük. Şu satan çaycıyı bile benden daha fazla kuruyorsunuz ya. O kadar helva yapıyorum. Ağzımız tatlansın. Kendi ellerimle yapıyorum. Uğraşıyorum arkadaşlarım için. Ama fıs. Fıs. Bir Burhan altın top. Kolay yetişmiyor Aslı. Öyle bakma, kolay yetişmiyor. Bu ben... Alo? Aa, sadece ben de şu an sizi düşünüyordum. Bu bekarlıktan bıktım usandım. Metreslerimden hiç tad almadım. Bu bekarlıktan bıktım usandım. Nasiplerimden hiç tat almadım. Budur son arzum, evlenmektir kararım. Lakin münasip bir koca nereden bulayım? İşte bir bayan pek mini mini. Acip söylesem sever mi beni? Matmazel bana verir misin elini? Kantoya mı duyuyorlar? Efendim bu elin sensin sahibi. Matmazel bana verir misin kalbini? Al efendim bu kalbin sensin sahibi. Allah uzun ömürler versin Hacivat Efendi. Şöyle bir gezintiye çıkmıştım. Allah ömürler versin Hacivat Efendi. Şöyle bir gezintiye çıkmıştım. Allah ömürler versin Hacivat Efendi. Şöyle bir gezintiye çıkmıştım. Çok heyecanlıyım ya. Seyirci nasıl acaba içeride? Bizi görenler sakın kıskanmasınlar. Bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar. Az sonra geleneksel Hacivat ve Karagöz gösterisini izleyeceğiz. Ha, bizim sıramız Sacit. Hadi çabuk giy. Hadi üstüne giy çabuk be çabuk. Tamam ulan tamam, Allah Allah, manyak mı ne? Sanki Bolşoy Balesi'yiz ya. Monoloğunuzda seyirci ısıtmanız lazım. Seyirci Japonlu. Japonlu mu ya dayımla? Yok, bu bir tiyatro terimi. Daha fazla açıklayamam. Zaten vakit yok, açıklayamam. Hadi toparlanın, hadi! Hadi acele edin, tiyatro disiplin ister. Buradan geçiyorduk da biz. Ah, ne olurdu? Şu dört köşe... Bu ne be? Ha, perdede bana bir arkadaş olsa... o söylese, ben dinlesem... ben söylesem, o dinlese... Yar bana bir eğlence meret... Medet, medet. O kadar iyi biliyorsan gel sen yap. Ben bu kadar meraklısı değilim. Ya o arada gidip Aslı'yla atışıyor. İnanamıyorum ya. Ay, rezil olduk seyirciye, rezil olduk ya. Ne oldu, sıram geldi mi? Sacit devam et, güzel güzel. Yar bana bir eğlence medet. Oldu mu canım? Ne? Lafını söyle. Lafın mı? Kara gözüm, iki gözüm merhaba diyeceksin ya.
Bana asabi asabi tavırlar yapma, ben zaten gergin adamım. Kara gözüm, iki gözüm merhaba. Hoş geldin suda pişmiş bal kabağı. Çok güzel, çok gerçekçi, çok natürel, çok güzel gidiyorsun kız. Vurma lan, acıyor. İstekle vuruyorum, ne olacak ki? Bir şey olmaz, devam et, lafını söyle. Kara gözüm, böyle gelir gelmez beni darp etmenizin sebebi, he? Mucibesi. Bizim bekçinin, dikkat ettim bir baktım, ne poturu var ne de cübbesi. Buralar çok güzel, seyirciden çok güzel reaksiyon alıyor, çok güzel, tiyatro deyimi. Vurma, gerçekten acıyor. Bugün duşa girdim, suyu açayım. Ama aramızda konuşmayalım. Lütfen, işin büyüsü bozuluyor. Bak seyirci bakıyor bize. Bizi onlar şu anda Burhan olarak sakin olabilmiyor ki. Ona dalmışlar. Karagöz ve Hacivat olarak biliyor. Öyle düşün yani. Oo, kimler gelmiş, kimler gelmiş? Hacivat nereden geliyorsun ya? Kahretsin. Laf neydi be? Allah ömürler versin. Aa tamam. Allah ömürler versin. Hacı İbat Çelebi. Biz de şöyle bir gezintiye çıkmıştık. Çok nazlı gördüm ben burayı ya. Vallahi biraz daha uğraşsa yapraktan kıvrak olacak canım. Bu ne letafet ya o? Ha? Çok güzel seyirciyi yakaladık. Oğlum bak, sakın bir daha vurma. Gerçekten çok acıyor. Ya ne acıması? Lütfen dalga geçmeyin. Lütfen ama. Sahne üzerinde disiplin ister. Acem Bey, devam. Ben de işte hamamdan çıkmışım. Üzerinize afiyet. Çok terlemişim. Bir hava alayım dedim. Akşamı şerifler, hayır olsun. Duydun mu Karagözüm, ne dedi? Ne dedi? Bey 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 bey. Akşam şerifleriniz hayır olsun. Senin de sülalenin sansarlar boğsun, iyi mi? Sacit'in kavgası geliyor, hissediyorum. Ya. Lan vurmasana! Ne diyorsun sen Akira ta? Yetti be! Ne oldu? Doğaçlama mı yapıyorsunuz? Doğaçlama mı yapıyorsunuz? Doğaçlama ya! Yerleri iyice temizledin mi kül kedisi? Temizliyoruz işte ya. Allah Allah. Dede, deve. Hem pasaklısın hem de çekilsin. Sen bıyıklısın ve kıllısın diye beni kıskanıyorsun abla. İtiraf et. Bir defa ben üniversite mezunuyum. Açık öğretimi bitirdim. İyi bir ailenin kızıyım. Sende ne var? Sende ne bu kadar dil var? Başka bir şey yok. Ayrıyetten bu kadar işkencenin ve hizmetçiliğin akabinde bir mantı açmışlığı, efendime söyleyeyim, bir dolma, mumbar dolması doldurmuşluğu da yok yani. İyi, ben yemem mumbar dolması. Ziftin peki niye? Sabahtan akşama suşi getirtiyorsun. Hazine dairesi iflas etti senin yüzünden. Bana bak, küllüğün kedisi. Daha benim elbiselerim ütülenecek. Bırak beni ütülerim kız. Paçalı donu bile dört çizgi yapıyor deve. Kapıya bak, kül kedisi. Kesin kapıcıdır yine, beni gözleriyle yiyecek. Prens gelmiş. İyi akşamlar efendim. Hayatımın kadınını arıyorum. Dün gece onunla bir balda tanıştık ve... Tamam, balda tanıştın. Bir tane ayakkabısını unuttu. Ondan sonra sen de onun sahibini arıyorsun. Hikayeyi herkes biliyor zaten. Uzatma. Ben deneyebilir miyim? Olmadı. Kısmet. Ne yapalım? Ne yazıldıysa o. Oh, oh. Tabii tabii. Olur bebeğim. (Gülüyor)
Siz denemek ister misiniz? Aa, denemek isterdim ama sizi gözüm tutmadı. Elektrik hissetmiyorum. Önce kafaların uyuşması lazım. Kusura bakma. Ben deneyebilir miyim? Buyurun. Nasıl ya? Pudra ile deneyin, o zaman girer. Yok. Bir dakika. Evet. Kusura bakmayın artık. Siz de değil misiniz? Olur mu ya? Ben kül kedisiyim. De ama ayakkabı olmadı. Kardeşim bak, ayakkabı 35 numara. Akıl var, mantık var. Yani benim boyumda nasıl 35 ayak olsun ya, değil mi? Ama ben o kızı arıyorum. Sen yani baloda dans ettiğin kızı hatırlamıyor musun da ayakkabıdan arıyorsun? Ayak fetişisti misin sen? Ne biçim bir sapıksın sen ya? Kusura bakmayın, benim kafa iyiydi de biraz. Neyse. Nereye? Üzgünüm. Nereye ya? Nereye? Hey! Allah'ın salağı. Ya 35 ayak diyor, bu boyda 35 tengede duramazsın ki ya. Ya duramazsın ya. Al şu bezi, yerleri silmeye devam et kül kedisi. Ağzını burnunu dağıtacağım senin pislik. İyi misiniz Burhan Bey? İyi olsam sevinecek misin, üzülecek misin sirsiri? Ayıp ediyorsun ama ha. Dün gece kim götürdü sizi hastaneye sırtında? Akrebi senin cebime koymadığın ne malum? Ne? Sacit Bey'in ahına girip türlü kategoriyle evime giriyorsun. Ondan sonra tesadüfe bak. Tesadüfe bak, tesadüfe bak. Beni o gece akrep sokuyor. Tesadüfe bak. Ya arkadaşım sen manyak mısın? Seni akrep soksa benim elime ne geçecek yani? Niye? Bilmem. Sizin gizli ayinleriniz yok mu öyle şeyler? Ayin mi? Ha? Ha? Ne yapacaktınız? Kedi yerine beni mi kesecektiniz? Kedileri bırakıp beni mi kesecektiniz? Benim kurban edecektiniz o inandığınız şeye. Bak sabrımı taşırıyorsun Burhan Bey. Sana çok pis dalacağım, pişman olacaksın ha. Dal, 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 dal. Papucumun satanisti, satanisti. Papucumun satanisti, satanisti, satanisti. Papucumun satanisti. Papucumun satanisti. Anlamadım ki. Ay çocuklar, deprem mi oluyor? Kaç olmuş Marmara'da bu? Abla bu ne hal? Maden mi arıyorsun? Ben Burhan Bey'in asistanı oldum Sacit.
Lütfen tek sıraya geçin, sağdan say. Ne sayacağız ya? Aramızda eksik var mı? Kimseyi unutmayalım diye. Ay, kimi unutacağız Burhan Bey? Buradayız işte. Burhan Bey, deprem oldu mu? Hayır, ama olacak. Ay nereden biliyorsun Burhan? Ya lütfen tek sıraya geçin. Çok soru soruluyor ama bu anda. Burhan arkadaşım ne oluyor? Sacit Bey siz en ön sıraya geçin lütfen. En ön tarafa lütfen. Şimdi aramızda bir kol boyu boşluk bırakacağız. Hadi. Hadi. Hadi ama. Başta itibaren sayar mısınız? Ya abla ne sayıyoruz? Bir de Sacit bir. Bir. İki. Bravo Fut. Üç. Dört. Beş. Ya deprem ne zaman olacakmış? Her an olabilir Tahsin Bey amca. Dikin üstündeyim vallahi. Ay nereden haber aldın Burhan? Burhan Bey Kandilli'den haber almış. Allah! İnanmıyorum ya. Herkes şimdi tek sıra halinde sığınağa iniyoruz panik yapmadan. Özellikle Cem Bey. Çünkü kendisi çok sevdiğim bir insan. Başına bir iş gelmesini hiç istemiyorum. Haydi sığınağa. Hangi sığınağa? Gafurların orası çok sağlam. Demir konstrüksiyon var. Orası çok sağlam. Oraya iniyoruz. Hayda ne demir yahu? Yahu dayı yürü işte. Kandilli söylemiş. Hayır. Kim? Kim geliyor? Kim geliyor? Sütçüoğlu. Sütçüoğlu. Kim geliyor? Kim geliyor? Sütçüoğlu. Sütçüoğlu. Kim geliyor? Kim geliyor? Sütçüoğlu. Sütçüoğlu. Kim geliyor? Kim geliyor? Sütçüoğlu. Evet arkadaşlar, hazır Gaffur da aramızdayken o zaman işin alfabesinden başlayacağız değil mi? Önce nesneleri tanımlamaktan başlıyoruz. Gaffur, bu nedir? What is this Gaffur? Beer. Oo ama Gaffur yani sen bunları bilemeyeceksen bize nasıl yetişeceksin? Ya siz başlayın ben yetişirim. Sorunun cevabını bilen var mı arkadaşlar? Bence kasmayın Cem Bey. Yani bunların günlük hayatta bence kullanımı yok. Efendim? Yani ben şimdi İngiltere'de misal bir eşya mağazasına gideceğim. Oradaki elemana diyeceğim ki what is this? O da bana diyecek ki bu bir masadır. Yani ne bileyim anlamadım ya nasıl olacak böyle bir şey? Yani... Bence de doğru. Doğru söylüyor Burhan Bey. Hayalimde gerçekleşmiyor yani. Ben hayal dünyasında yaşayan birisiyim ondan. Yani ben onun masa olduğunu bilmiyor muyum da ben ona what is this diyorum. Yani koskoca Burhan altın top masanın masa olduğunu bilmiyor mu yani? Yani. Enişte sen bana bebek patiği de bakayım. Bebek patiği mi? Hı hı. Yani öyle temel şeyleri öğretin işte. Bebek patiği olsun, tulum olsun. Efendime söyleyeyim. Mesela bunun fiyatı kaç para demeyi bir öğret. İki tane alsan bana bir güzellik yapar mısın demesini öğret değil mi? Doğru. Lan! Kamerayı getir psikopat! Nerede hırsızı manyağı varsa bütün hepsini mıknatıs gibi üzerime çekiyorum. Nasıl bir karaktersin ben ya? Lan! Tamam canım, tamam, tamam. Merak etme. Merak etme, ben ilgileneceğim. Kusura bakma ne olur. Peki, görüşürüz. Burhan Bey, 10 gündür masanızın üzerindeki faturaları imzalamamışsınız. Çekim yaptığımız bütün kuaförler, makyözlerden şikayet var. O sakat boynunuzda her işe nasıl yetişiyorsunuz hiç anlamıyorum Fıtış Hanım. Burhan Bey, bir kere benim boynum sakat değil, soğukta tutuldu. Aa, düştüm dediniz ama. Ben de buraya cansız bir manken istemiştim. Kıyafet kombinlerini denemek için. Ondan da haber yok. Arkadaşlar, bunu bir türlü anlatamıyorum. Ben çalışamıyorum. Yani bana odamı geri verin lütfen ama. Benim odamı bana geri vermezseniz... Yani böyle şey gibi olmasın ama bugün git yarın gel olur. Onu söyleyeyim size. Ha yani böyle sessiz bir protesto diyorsunuz. Evet, nasılsınız arkadaşlar? Ha? Gelmiş geçmiş en kalın sayımız nasıl gidiyor bakalım? Saadettin Bey ben çalışamıyorum. Ne evladım hasta falan mısın? Burada sürekli konuşuluyor. Sürekli dedikodu yapılıyor. Kafam şişiyor. Aslı Hanım sürekli Cem Bey'in odasında. Orada nasıl yani nasıl bir aktivite içindelerse belli değil. Nasıl yani? (Gülüyor)
Çalışın, çalışın çocuklar. Çalışın. Ha, şu anda çalışıyor olabilirler ama ben genel ambiyanstan bahsediyorum. Sadece beni lütfen. Benim odamı geri verin. Vallahi konsantre olamıyorum. Odaklanamıyorum. 10 gündür faturalar önümde. Şöyle bir yani... Şöyle bir konsantre olayım da şöyle bir imzayı çakayım demiyorum. Ödenmiyor yani faturalar. Ödenmiyor. Ha. Güzel işte. Ödenmesin. Şahane. Çalışın arkadaşlar. Çalışın, çalışın. Ha. Burhan. Sen çalışma. Böyle daha iyi. Ödenmesin. Yok. Nerede senin yemin Nazlı? Ha. Merhaba. Günaydın demeye geldim de öyle bir uğrayayım dedim. Günaydın Burhan Bey. Ama burası alçak tavan gibi ya. Beni basıyor biraz. Yüksek tavan çok seviyorum. Ay sizde bir değişiklik var bugün Burhan Bey. Ne bileyim spor yapıyorum herhalde ondandır. Spor mu? Hmm. Ay yok yok başka bir şey. Başka bir değişiklik var böyle. Ha, acaba ne olabilir? Ha, saçımı kestirdim. Belki ondan olabilir. Ben de sizi özledim. Ya bırak ondan yanaşmadım sana ya. Allah Allah. Dur bakayım. Biz aynı boy muyuz? Yok ben biraz daha uzunum. Bir iki santim daha uzunum gibi ha. Evet. Demek ki kendi evinizde bodur görüküyorsunuz Burhan Bey. Ve burada böyle. Bodur mu? Aa! Ne oldu? Ay olacak şey değil. Ne oldu? Niye bakıyorsun ama ayağıma ya? Ayağıma niye bakıyorsun sen? Ne oldu? Pantolonuzun paçası sökülmüş. Ben hemen halledeyim. Hayır, dokunma istemiyorum. İstemiyorum. Bak bile hanım. İstemiyorum. Lütfen, lütfen. Lütfen şu anda iyiyim. Aram, ayağım takıldı. Gel. Ya bırak. Bak bile hanım. Ya bırak. Ya bırak. Sana diyorum. Burhan Bey, topuklu ayakkabı mı giyiyorsunuz? Ne? Aa! Ben size kısa dediğim için. Topuklu ayakkabılar benim için. Sus be! Ağzım burnumu dağıtacağım senin ha. Sana dokunma dedim. Düş başımdan ya. Niye dokunuyorsun? Bu sizdeki değişikliğin sebebi bunlardı yani öyle mi? Aslı yavrum. İş yerindeki arkadaşlarımıza anlatmazsın değil mi? Bilmem ki onlar da şimdi merak eder Burhan Bey. Uzun olsun, kısa olsun, insan olsun. Uzun olmakla insan olunmuyor. Nasıl olsa öğrenecekler Burhan Bey. Ama tabii ne kadar erken, ne kadar geç o size bağlı. Ne istiyorsun? Kerem'i rahat bırakın. Çocuğun kuyusunu kazıyorsunuz bütün gün. 40 yılda bir medeni bir adam geldi ofise. Bırakın rahat çocuğu. Bu bir şantaj mı? Değil mi? Sence? Bence evet. Kendinden çok eminsin yavrum. Aramızda topuklu ayakkabı giyen erkek hangimiz Burhan Bey? Siz mi ben mi? Kabul. Ben bunlara... ...pabuç bırakacak birisi miyim? Hı? Bir odamı açıyorum, içeride böyle takılıyorsun ya. Kim sana izin verdi? Kim seni içeriye aldı? Kapıyı çaldın mı? Alo? Alo? Kapıyı çaldın mı diyorum? Ya. Ben senin kadar ben böyle yani böyle pişkinle rastlamış değilim ha. Çok pişkinsin. Çok pişkinsin. Kabul et. Bunu kabul etmiyorsun ama bence çok pişkinsin. Ben bu odayı Cem Onaran düşün. Genel müdür var ya. Ona bile yar etmedim. Ona bile. Düşün yani genel müdür. Sana mı yar edeceğim? Şirin suratına sakın ha güvenme. Şirin. Ay ne oldu ki? Ne kokuyorsun ki sen? Ana, rezillik yapı yattın seni. Vallahi rezillik. Altına yapmışsın. Şirin suratına fazla güvenme. Şu anda alt... Yaprak annem. Çağırıyorum. Yaprak annem. Oh. Adam da demiş ki vitrine ne koysaydın.
Allah silinç ya. Öyle bak yani ne koysaydı da ya. Hocam artık başlayabilir miyiz? Başlıyoruz tamam. İkinci arkadaş. Hadi sen yerine geç. Tamam ya. Bu adam da bana taktı ya. Ne yapıyoruz? Necdet'ten alıyoruz değil mi? Evet. Necdet'ten alıyoruz. Oyun. O zaman bu akşam iki kutlama yapıyoruz. İkinci kutlama nedir? Ahmet Michel'le evleni. Abla hanım ben artık bakamayacağım. Emre sana bakmak istiyorum. Ne oldu Yasemin? Solgun görünüyorsun. Kestik. Nasıldım hocam? Erenciğim, şu yüzündeki şok ve üzüntüyü biraz büyütelim mi? Tamam hocam. Şunlar yüzünden enerjim gitti. Bir kere daha hayatımda gördüğüm en güzel pasta dersem çok bayılacağım. Beceremiyorlar değil mi? Yok, veremediler. Sahnenin dramatikliğini almıyor. Biz arkada yapalım mı? Ne? Şok ve üzüntüyü. Ha tamam. Hayır maksat sahne kurtulsun. Bilmiyorum. Yazık ya, yazık. Evet. Son kez alıyoruz. Çok uzadı bugün, çok. Necdet Bey, biz şimdi hallediyoruz, merak etmeyin. Ayarlıyoruz. Hı-hı. Evet. Necdet'ten alıyoruz. Kamera. Oyun. Olsun sen üfle, o nasıl olsa gelir. Ahmet bu gece gelemeyecek. Evet, o da başka bir kutlama da. O zaman bugün iki kutlama yapıyoruz. İkinci kutlama nedir? Ahmet Michel'le evleneyim ya. Ben biraz hava alayım. Ne oldu Yasemin? Solgun görünüyorsun. Trajedi, trajedi. Buralara bari girdi. Ne haber şişko patates? Şişko patates mi? Vallahi göbeği de iyice büyütmüşsün. Kaç aylık oldu ya bu? Ha? Kaç aylık mı? Böyle saçlarını uzatıp küpe takmakla genç görünülmüyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu göbeği eritmeden hiçbir şey olmaz. Saadettin. Saadettin mi? Bu haliniz ne Burhan Bey? Şaka mı bu? Ne haber? 40 küsürlük taze. Ay mı? Çok mu şaşırdın acaba? 22'lik mi deseydin ben sana? Ne kadar spiritüelim ya. Ne olsun? Ama hiç fena değilsin. Üç kimisin sen? Canım o kız seninle sadece paran için evleniyor. Haberin olsun ben sana söyleyeyim. Burhan! Dur lafını unutma, hemen bir şey yapacağım. Unutma. Aklında demek ki Bilal. Evet. Kabin ekibi okey. Yapmak istemişimdi. Çok hoşuma gitti. Artık ölsem de gam yemem. Vallahi. Hey! Hilal'ım! Şşş! Çaycı titri altında yaşayan insan öyle de denilebilir. Bu bana vermiş olduğun kahveyi ben içeceğim mi? Yoksa bakıp baka bağlayayım mı burada? Kahve diyorum. Olmamış peki ya. Kusura bakmayın efendim. Bir daha yapayım. Söyleyeceklerim bu kadar mı ya? Pabucumun çaycısı! Ağzını burnunu dağıtırım lan senin. Ağzını burnunu dağıtırım ha. Sana çok pis taktım ben. Allah'a bak sana taktım ben. Tipini de birine benzetiyorum ama. Siz de hafızayı yoklu. Sanki birine benzetiyorum. Kedi kesiyor musun sen? Ha? Ay çok sakıcısınız.
Ay çok sıkıcısınız. Size bir fıkra anlatayım, ortalık şenlensin. Gülüyorum başlamadan önce. Bir gün sünnetçi vitrinine saat koymuş. Saat? Saat. Ondan sonra gelip geçenler bakıyor tabii, orada saat var. Adamın birisi dayanamamış, gitmiş sormuş, demiş ki... ...ya şimdi sen demiş sünnetçisin demiş. Ondan sonra niye demiş buraya demiş hani saat koydun. O da demiş ki ne koysaydım. Güzel. Güzel mi? Ya bir şey beğenmediyseniz insan bir eleştiri yapar, dalga geçer, beğenmedim der. Komik de ama. Komikse de karnını tuta tuta da gülersin yani. Allah'ım ya Rabbim. Hiç hayat yok ya burada. Kim inanır buna? Kadir inanır. Ne yazıyorsun sen yerde? Şey, komik espriydi de ileride yaparım diye not almıştım. Güzel espri miydi? Komik espri. Allah'ım ya Rabbim, bu mu espri ya? Siz hiç espri mi görmediniz hayatınızda? Böyle şeylere mi gülüyorsunuz ya? Hiç espri kalmadı mı sizin hayatınızda? Olmamış arkadaşlar, sizin hayat düzeniniz olmamış. Ben eski düzenimi çok arıyorum. Eski iş yerimi çok arıyorum. Çok matrak insanlardı. Çok böyle hani psikopattılar. Kıvıl kıvıldılar. Ortalıklarda dolaşıyorlardı. Çok neşeli insanlardı. Siz ölmüşsünüz ya. Dur ben. Nasıl kıydılar bana ya? Nasıl kıydılar? Benim iş olur mu ya? Ne oldu oğlum? Çantamı kaptılar. Kapkaç yaptılar bana. Böyle tarla başında gidiyordum. İki tane genç çocuk bana yaklaştılar. Böyle çantamı çaldılar benim. Aa, zerde çalar üstündeyken mi? Zencefil ya, zencefil. Yanlış söylüyorsun. Çok hızlı koşuyorlardı. Bir türlü yetişemedim. Allah Allah. Zencefilin hızına rağmen. Evet, bu konuda çok usta olmuşlar. Ben Cansın gibiler vallahi ya. Aman evladım, sen de ne diye gece vakti tarla başında yürüyerek geçiyorsun? Yürümedim. Zencefilin üstündeydim. İki tane çocuk. Yani cesarete bakar mısınız? Ya üzerlerine sürseydim, ayaklarını cıyır cıyır bir kırsaydım şununla. Nereye gitti peki? Çantam işte... Özel eşyalarım. Bir de söylemesi ayıp böyle 723 YTL küçük bir servet yani. Şükret gene. Ucuz atlatmışsın. Ay hiç olmazsa zencefili çalmamışlar işte. Ya zencefille gitmeye kalksalardı bu onlara koşarak yetişirdi zaten. Allah Allah. Yetişsem ne yapacaktım ki? İki kişi. Hadi birine çalışsam böyle ağız burun girsem bir tanesi boşta kalıyor yani. Çok balatlar beni. Çantamı bilmem dedim. Çok hırpaladılar beni. Ay Burhan Bey, çok geçmiş olsun. İyi misiniz? Bir su falan vereyim mi? İyi sayılırım. Bilginize çok teşekkür ederim. Of. İstanbul çok tehlikeli. Bir şey yapmak lazım. Araba al mesela. Ya da kendini koruman lazım. Uzun süredir kickbox dersleri almayı tasarlıyordum. Bence tam zamanı. Lahia! Zencefil Garanto! Ben yapamam. Ben kadın dövemem. Dövmeyeceksiniz, bu bir spor. Ama benim prensiplerime aykırı. Ben kadın dövemiyorum. Sonra bir yeri acır, orası acır, burası acır. Ben hep aklıma takarım, iç dünyamdan hiç gitmez. Burhan abi, bu teknik bir olay, sen şey yapma istersin. He? Teknik bir olay mı? Allah'ım yarabbim. Ya ben tekniği senin o köylü kafandan mı öğreneceğim bir defa? Ben bir defa özel hayatımda asrın icadı olan zencefil kullanıyorum. Gelmiş madem tekniği öğretiyor ya. Ağzımın kenarından yani. Allah'ım yarabbim. Neyse, başlayalım mı? Ayrıca nada bu adamın ben bu spor parasını ben kendim ödüyorum. Kredi kartımla ödüyorum hem de. Yeter ya, ben gidiyorum. Vururma doha, ne bu ne be? Nereye gidiyorsun ya? Bir dakika. Allah Allah. Sen de hiç şakadan anlamıyorsun ha. Allah'ım yarabbim. Ben seni güzel sopalıyorsun diye ben seninle birlikte geldim. Şaka yapıyorum yani. Çok böyle şey. Sevimli bir çocuk utandı sizden.
Tamam, vakit kaybetmeyelim. Bizi izleyin. Bakıyorum hocam. Bravo. Gerçek bir Amazon. Hocam kağıt kalem alabilir miyim? Not olacağım da. Hocam hiç gerek yok, ben yapayım mı? Yap bakalım, arkadaşını da dene. Buralar. Tamam. Şöyle. Şunu savur sen. Tamam, yürütme bana bir şey. Tamam. Ne diyor lan? Ağzını burnunu dağıtırım senin ha. Elini başladı ya. Ya arkadaşın da dene dedi, o yüzden şey yaptım. Ben senin arkadaşın mıyım gerizekalı? Ben senin bir de bana idare müdürünün bir paranı da ben verdim. Anam. Hocam nasıldın? Bugün başladın ama gayet iyisin beginner seviyesine göre. Bravo. Gebertirim lan seni. Gebertirim seni. Ne yapıyorsun lan sen? Fırsattan istifade. Bana dayak mı atıyorsun ha? Dayak mı atıyorsun? Bir de yetmedi. Kızlara hava mı atıyorsun? Bir de benim paramla... Ne ediyor lan böyle? Ya canım abi! Yeter ya! Bir git bitkin ikiz kursuna aldı. Bu ne be? Olmaz ama Burhan Bey. Kickbox yapıyoruz burada. Enerjinizi hareketlere dökün. Yaktım çıramı. Şimdi bütün enerjimi hareketlere dökeyim de göstereyim bakalım. Gerginlik olmasın. Hocam bir iki hareket göstereyim mi? Sana verdi. Gördün mü Hayya'yı, Konya'yı? Kalından dayak yemek ne demekmiş, gördün mü? He, sustu. Ya yok, biz daha beginner seviyesindeyiz. Öğrenecek çok şeyimiz var, değil mi hocam? Bravo Tanrı abi. Çok şekersiz. Aslında ben de şekerimdir ha. Ama şimdiye kadar hiç gösterme fırsatım olmadı. Benimle ilgilenirsem ben de çok şekerimdir. O zaman iki hareket yapalım. Hı? Melik Hanım. He? Ay ben nasıl yapacağım ki? Kadınlara vuramam ben. Şekerliğimden. Yapamıyorum. Nasıl kıyacağım ben bu kıza? Hocam bir hareket göstereyim mi? Dinle bebişim. Yap. Yani şekerliğimden ben şimdi... Şekerliğimden ben tavizi veremiyorum hocam. Benim böyle bir karakterim var. Şimdi ben ona birkaç hareketleri ben kendiliğimden yaparım. Kızın şevki kırılmasın. Hallederim ben şimdi. Evet. Hazır. İleri. Burhan Bey iyi misiniz? Abi iyi misin? İyi. Anam. Bak şu cimcimeye ya. Nasıl tuttu beni attı vallahi. Oh, erkeklere bir düşmanlığım var nedir? Ay. Ya, şaşırdım. Anam! Acaba ben biraz böyle yatsam olur mu? Bir hafif elden aşağısı tutmayın beni. Bir sana kızı var mı? Böyle dursam biraz. Ana. Oh. Nasıl yani? Hayır, Makbule nasıl bir tehlikenin içinde olabilir ki kardeşim? Hacı, bu İzzet manyaktır oğlum, bakma. Makbule ablanın Burhan'a gittiğini duyunca gözü döndü böyle. Aman, en kötü ihtimalle kavga ederler kardeşim. Bizi ne be? Allah Allah. Öyle deme Hacı. Bunun karısı niye kaçtı sanıyorsun? Niye? Abi, genel resme bakınca melek. Ama damarına basınca gözü dönüyormuş çocuğun. Anam! Ya bu ne be? Her fırsatta çakıp duruyorsun. Kickbox yapıyoruz. Ben de zannettim. Ana! Ne yapıyorsun ya? Lavabonun ortasında tam dalmıştım. İnsan bir uyarır. Sen de bana vur. Ama yani ben kadınlara vurulmaz prensibinde olan birisiyim. Yoksa senin ağzını burnum dağıtırım ha. Çok ciddiye aldı ya. Çok, çok şekilsizsin. Burhan abi bu kuvvet işi değil, teknik işi. Sen biraz yüklen kızlar, kendini koru lütfen ya. Ya sen bana akıl mı veriyorsun beginner halinle? Doğru söylüyor ama böyle bir şey öğrenemezsiniz. Siz de vurun. Hocam yani sen de mi bu zibidinin tarafındasın? Ben şimdi meleğin ağzını burnunu dağıtsam... ...kız kötürüm olsa... ...çocuklara anne anne diye bağırsa... ...kocası benim peşime düşse bunu mu istiyorsunuz? Ben bekarım. Hiç şaşırmadım. Ne demek oluyor? Burhan Bey, gösterdiğim hareketleri kullanarak dövüşün. Emin
misin? Bak kızım, başına bir iş gelmesin. O kendini korur. Ama ben başından beridir söylüyorum, kadınlara el kalkmaz, kadınlara el kalkmaz diye. Ama madem çok ısrar ediyorsunuz, benden günah gider. Hadi kız Melek. Yattım Burhan abi, yattım. Sağ ol kardeşim. Elim gitti. Senin ağzını bunu çıkacağım, açığın yollarım seni gülüyor. Sen ya, sen bırak. Ya bıraksın. Burhan, bırak. İnanmıyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen niye kapıdan içeriye dalıyorsun, banyo kapısından? Ya siz niye bizim evde gizli gizli banyo yapıyorsunuz? Ya ne gizlisi, İfot'un haberi var bir defa. O zaman kapıyı kilitleyin. Ya da gidin Makbule ablanın tarafında yapın banyonuzu. O evde yok. Olmaz. Onunla bir geçmişimiz var. Yakışık almaz. Ay, benle çok yakışık aldın. Her şeyi görmem. Aa, rahatsız mı oldun? Biz kardeş sayılırız yerim. Ay, neyse ki yer yer köpük vardı. Ama rahatsız oldum tabii ay. O zaman sen de soyun, ben de seni çıplak göreyim, eşit olalım. Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu Burhan Bey? He. Saçma oldu değil mi? Ay, ne bileyim ay. Panik oldum. Ne diyeceğimi şaşırdım. Hadi tamam, gidin giyinin hadi. Aa, olur mu ya öyle şey? Daha kesi yapmadım. Daha banyoya bile girmedim ben. Tam köpüklerle oynaya oynaya geçecektim ki... Makbul abla. Orada biri var. Makbul abla. Burhan abi. Siz bir gidip baksanıza. Abi ne olduk şimdi? Orada ne? Erkek ayak sesleri var orada. Ne? Hadi görüşürüz. Beni yalnız bırakmayın ya. Sakın buraya çişini mişini yapma. Okay? It is dog. It. Sakın ha. Dinliyor mu beni? Saygılı ol. Efendi ol. İnsan ol. Yandan kesme beni. Bunu hak etmek için ne yaptın ki? Başından beridir gözüm tutmadı seni aslında. Duyuyor musun? Aslına bakarsan Şahika Hanım'a bir Sivas kankalı yakışırdı ama... bence sen onu taşıyamıyorsun. Zayıf karakterlisin. Hiç umursamıyorsun. İt. Tipsiz. Özellikle de Fatoş konuşmuş arkamdan. Kayık senin, farkında mısın? Gerizekalı bir halin var. Geliyorum. Konuşulacak neyin varsa. Ne demek neyin varsa? Ne demek neyin varsa? Ah, sen kendini aynada görmüyorsun. Şu tırnaklarına bak, kıyafetine bak, haline, tavrına bak. Kokoşsun sen. Sen kokoş oldun. Zekalı ne bakıyorum. Ama çok korktum. Yok.
ısırdı. Köpe ısıracak. Köpek ısırdı tabii. Korktu mu burada? Ana! Kim burada bağırdıysa onu korktu. Hemen hattıyı koparttı burada. Hay Allah korusun vallahi. Ya olur mu öyle şey? Sahipliymiş köpek. Üstelik aşı da olmuşsun. Burhan'cığım Aslı anlattı. Öyle bir meyfut. Öyle deme. Bu köpek yani ne yaptıkları belli değil ki. Gitmiştir bir kutus köpekle aşı da fiş ne yapmıştır. Salsalarım belli bunların. Aşılar bozuk olabilir Türkiye. Bir bakarsın belki de kudura kudura böyle ağzı köpüre köpüre bir babası Burhan gidiyor. Ay Burhan Bey köpeğin aşı belgelerini falan öğrenmediniz mi Şahika'dan? Bilmedim ki. Köpeğini çok seveyim. O da söyle kutus mutus deyince de hemen de kızayım ha. Su içeyim ben. Of! Bazen kendimi kontrol ediyorum sudan korkuyorum diye. Yo şu anda sakinim. Ay affedersiniz siz de niye böyle burnuna burnuna giriyorsunuz köpeğin? Böyle uzaktan sevsenize. O olsun işte. Ya ben burada canımla uğraşıyorum. Sen ukalalık peşindesin. Neden yapıyorsun bana kızım bunu? Neden yapıyorsun yavrucuğum? Ukalalık peşindesin. O zaman köpek uzmanıysan sabah söyleseydin bana bunu. Anam çok sinirli oldum ben ya. Öyle bir de öyle sinirli hareketlerim var benim. Yaşıyor muyum ben ya acaba? Dur asabileşme Burhan, sakin ol. Allah muhafaza. O kadar moralim bozuk ki Fuat. O kadar moralim bozuk, biraz kafam dağılsın diye buraya geldim. Lan! Lan! Bana lan kapat lan! Anam kıpırıyor ya bak! İfat! Anam kıpırıyor ya bir! İfat! İfat! Ay Sacit Allah aşkına yapma ya! Peki Sacit size şaka yaptı Burhan Bey. Şakası yapayım burada köpürdüm ya! Bu da ağzım kusuruyor derim! Köpürüyor annem, köpürdü benim. Aslı'yı ısıracağım galiba. Ay Burhan Bey sadece C vitamini attı suya, öf. Bazılarının ölüm kalım savaşı mücadelesi, bazılarının eğlencesi oluyor demek ki. Aşk olsun ya Burhan. Sen hastayım deyince ben de böyle bir C vitamini takviyesi yapayım dedim. Böyle zararsız bir şakaya kuduracağını nereden bileyim? Lütfen ama. Lütfen. İyi çalışmalar arkadaşlar. Yok artık. Burhan? Efendim? Nasıl efendim? O ne öyle? Aa, bu Viking şapkası. Ha. Bu kadar açıklama yeter diyorsun yani, öyle mi? Ne gibi ya, anlamadım. Oğlum delirdin sen, he? Çıkar şunu kafandan. İş yeri burası, maskeli bala mı? Aa. Affedersiniz ama ben burada çizgiyi böyle çekmek zorundayım. Arkasına da geçmek zorundayım. Bu benim etnik kimliğimin bir parçası. Etnik kimliğini? Evet. İskandinav kökenliyim ya ben. Aa Burhan Bey, bu İskandinav hikayesi gerçek mi? Ya şimdi arkadaşlar, bu başlığın bedenimde ne kadar doğal durduğunu, tenimle, o bebeksi tenimle ne kadar iyi gittiğini görmüyor musunuz? Farkında değil misiniz? Bu yeterli bir kanıt değil mi sizce? Burhan, çıkar şunu kafandan hokkabaz gibi. İş yeri burası. Aa, yine çizgiyi çekeceğim, arkasına geçeceğim. Hatırlatıyorum size. Geçen yaz Yaprak Hanım bandana şeklinde yemeni bağlamak suretiyle iş yerine gelmemiş miydi? E'si kendisi bir İzmirli olarak geleneksel kıyafetlerini giyebiliyor. Başlığını takabiliyor. Fakat ben İskandinav kökenli olarak geleneksel başlığımı takamıyorum. Ya ayrımcılık değil mi bu? Ataş Hanım. Ben anlatana kadar çarpıntım tutacak. Ne olur siz halledin. Arkadaşlar
Victoria'nın bu önü ne zaman gelecek? Çünkü çocuğunun yarı İskandinav olacağını bizzat kendim söylemem gerekiyor. Ya ne şanslı kadın ya. Vallahi piyango vurdu. Vay 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 vay. Eğer arkadaşlar muhteşem kuzeyli genlerimden faydalanmak istiyorsanız bana rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Arkadaşlık öldü mü canım? He? Baba. Bonjour mon cher. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne var genç adam? Ah mon cher. Benim bir kristal şekerliğim vardı da burada unutmuşum. Acaba onu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Böyle kristal kapaklı. Ondan sonra üzüm kesmeleri olan üzerinde belli ayaklı. Sen gay misin? Ne giyiyor ya? Vallahi ya öyle bir şey varsa söyle kurtul. Ne alakası var ya ne geyi? Ben bir defa makbileyle nişanlıyım. O zaman kesin geysin. Ah bu şey çok kılıcı, kırıcı oluyorsunuz ama. Bir defa ben gey değilim. Ben şu anda sizden şekilliğimi almaya geldim. Ben size dikkat ediyorum da böyle yemek tarifeleri, mutfak eşyaları falan fazla ilgileniyorsun. Emin misin gey olmadığını? Siz beni neyle itham ediyorsunuz acaba? Siz beni neyle yakıştırıyorsunuz? Ne demek? Ben bir defa ailenin en büyüğüyüm, eniştesiyim. Aslıyla Sacit'in Burhan enişte, Burhan enişte diye koşturduğum bir aile büyüğüm ben. Bundan bana ne? Şimdi şekerlik istiyorum çünkü çocuklar bayram için şeker istiyor. Onun için şekerli almaya gittim. Şekerli ya. Kristal elma şekerli be. Bıktım artık konudan ha. Şekerlik falan görme. Yedim canım anlıyor musun ben? Şekerli yedim. Ha? Hadi. Kaba adam. Kaba adam. Bir defa herkes kırıyorsun. Beni de kırıyorsun. Çok duyarsızsın. Ben gay miyim acaba? Yoo. Maçoyum lan. Hastetmeyin lan milleti. Peki, çok teşekkürler. Sağ olun. Tam tahmin ettiğim gibi. Bir sürü firma hediye yollamış, hiçbiri ortada yok. Bana da şampanyalı yılbaşı sepeti yollamışlar ama kutudan bu not defteri çıktı. Herif utanmadan sabahın köründe gelip hediyelerin etiketlerini değiştiriyor. Peki, ne yapacak canım? Ya bu adamı dövsek mi ya? Bırak ya, dövünce bir şey olmuyor. Macun gibi eline yapışıyor. Ay, yaptığı resmen hırsızlık ama ya. Aslı'nın bir intikam fikri var ama bir sahte polis lazım bize. Sahte polis mi? Ya benim bir arkadaşım var. Kesin kıvırır biliyor musunuz? Çok yetenekli bir çocuk. Çok. Çok da matrak bir herif biliyor musunuz? Çok matrak bir herif yani. Kimmiş bu matrak herif? Sensin abi, kim olacak başka? Kürklü şapkanız da çok yakışmış Burhan Bey. He. Bu mu? He, sağ ol. Bazıları kürke karşı ama ben ışıltı ve gösterişten vazgeçemiyorum. Kazağınız da çok güzelmiş. Biraz kadın kazağı gibi ama. He. Bu mu? Sağ ol. Ne bileyim, herkes giyiyor artık ya. Modada kadın erkek diye bir ayrım kalmadı ya, bırakalım. Bunu not alın. Peki Burhan'cığım. O senin kolunda asılı olan çanta ha? Kadın çantası ya o. Ha bu mu? Yok ya. Posucu çantası. Evraklarımı koyuyorum. Peki o zaman. Güle güle kullan. He sağ ol. Neyse. Sizinle sohbete doyum olmaz. Adoslar. Beni göre bekle şimdi. Ayrıca da bu dergide en fazla çalışan, en fazla sorumluluk alan ve her şeyi hak eden benim. Benim. Anladın yani. Neyse. Görüşürük.
Beyler, bayanlar. Şu anda karşınızda yerli Grant. Grant abi ne yaptı kendine? Ya sorma bebişim. Dişçim bana sakinleştirici iğne yaptı. Ondan dolayı böyle keyfim yerinde, havalarda uçuyorum yani. Burhancığım çok Bugs Bunny gördüm seni. Ha, kimi dedi? Bu Burhan Bey çok güzel olmuş dişleriniz. Yani çok yakışmış. Nereden geldi aklınıza? Ah, demek ki o kadar doğal oldu ki fark etmediniz bile. Şahika Hanım tavsiye etti. Hemen gidip yaptırdım. Hem de sudan ucuza. Bir de pahalı olsaydı ya. Çok gençleştirmiş Burhan Bey. Böyle genç, genç. Ha, sağ ol canım. Bence felaket. Ne? Bu nasıl cevap ya? Bu nasıl bir laf ya? İntihar ederim ya. Böyle iş olur mu? Bunun geri dönüşü yok ya. Böyle iş olur mu ya? İntihar ederim ha. Yani felaket olmuş Burhan Bey. Doğal afet anlamında. Böyle cazibeniz iki kat artmış. Ha, tamam, sağ ol. Bence de yani çok yakışmış. Değil mi? Ha, sağ ol seksi fotoş, sağ ol. Kafam çok güzel olduğu için aklıma eseri söylüyorum şu an. Deve, sen bir şey demedin. Yani unutulmaz bir tip olmuşsun Burhan. Ay, akşam eve gidince bizimkiler ne diyecek çok merak ediyorum. Fatoş, Aslı'yı ara, haber ver. Çığlık atmasın görünce. Yani bu ne yakışıklılık diye ortalarda bağırıp çağırmasın canım. Gerek diye. Bu bardak nasıl bir bardak ya bu? Su içilmiyor bunda yani. Ben bugün bu hediyeleri buraya çağırıp barıştıracağım efendim. Öyle ayrılık mayrılık olmaz canım. E hani karışmayacaktın Tahsin'ciğim? Ama yavrucakları içim acıdı ya. Budur budur gelmişler buraya. Annemle babam ayrılmasın birleştirin Tahsin amca deyip duruyorlar. Bak bak bak. Hay Allah ya, bu bardak bozuk su içir mi? Bak bile senin de suratın mahkeme duvarı gibi ha. Ne? Mahkeme duvarı. Ne diyor? Mahkeme duvarı diyor galiba Makbule abla. Burhan abi al bak pipetle daha kolay içersin. Al. Sağ ol bebişim, teşekkür ederim, sağ ol. Oo. Yakışıklılığım Aslı'nın gözünde yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bir ilgi, bir alaka Burhan abisine bilirsiniz. Ya tabii tabii yakışıklılıktan. Makbule yani senin suratından düşen bin parça sabah sabah yani. At dişlerimle gülmeyeyim dedim size Burhan Bey. Öyle dediniz ya. Makbule, Burhan senin dişlerinden masraf ediyor. Evet dayı. Enteresan. Anafalar yattı ya. Bu nasıl, bu bardakta bulduk ya ya. Çay içemedim ya. Kusura bakma ya sağanak geliyor. Kusura ama çay yattı. Aman yok ya, bunlar giyilir mi ya? Kim bilir hangi yıldan kalma bunlar. İzzet de ucuz diye bize kakalayacak yani. Ucuz mu? Ne ucuz ya? Hangisi ucuz? Ne? Anlamadım. Eski deri ceket getirmişler. Tanesi 60 YTL. 60 YTL mi? Vay anasını. Derisi de yumuşak ha. Pis kokuyor. Çünkü gerçek deri çok pis kokar. Bence güzel. Ay biraz renkli bunlar ama. Aa, renk bana gidiyor. Bak şöyle daha iyi tarif etmek açısından böyle bir bak. Ben şimdi açık kumral, İngiliz tipi, saz benizli bir tip olduğum için renk bana gidiyor. Esmer olsam gitmez mesela. Tanrı verdi gibi kara kuru bir şey olsam hiç yavuşmaz.
Tanrı verdiği yakışmıyor mu hiçbir şey? Yok, onu olmaz. O hiç yakışıklı değil. O olmaz. Ben çok yakışıklıyım. Ben mesela çuval giysem yakışıyor. Çünkü çok iyi taşıyorum. Manken gibi bir vücudum var. Evet. Şimdi acaba indirim yapıyorlar mı? İki tane alsam. Ay. Ya. İyi oldu ya. Ay. Asıyorum. Nasıl buldun? Yani 80'li yıllarda ve kadın olsaydınız çok şık olmuştunuz da. Ne demek şimdi bu? Yani biraz iddialı mı acaba bu model diye? Ha, iddialı buldun ha mı? Hani. O zaman ben de iddialı ortamlarda giyerim. Ne var? Mesela cuma akşamı Osman Bey geliyor. O iddialı bir ortam olduğu için ben de iddialı bir kıyafet giyebilirim. Çünkü iddialı bir ortam. İddialı kıyafet gerektirir yani bence. Değil mi? Olabilir. Ay. Çok güzel oldu ya. Ay. Ay çok güzel ya. Derisi de çok yumuşacık. Baksana. Ay çok güzel ya. 50'ye verseler alayım bir hacı. Yapmazlar mı bir indirim? Şen. Zeşen. Giriyoruz. Aferin Terzi. Çok maharetli çocukmuş. Tam istediğim gibi. Yenge, ben geldim. Shit. Yenge. Ya kimse yok mu ya? Ya Sacit beni bırakıp gitti. Böyle hop diye. Beni bir yere oturtsanıza ya. Yenge. Bak böyle. Ha, Burhan Bey. Burhan Bey. Ne oldu ya, kör mü oldun sen? Allah'ın da zopası yok. Hayır Burhan Bey, kör gibi miyoptum, ameliyat oldum. İşe yaramış belli. Gel gel konuşmayın be, Allah Allah. 4 saat kadar bulanık göreceğim, sonra geçecek miyopum. Bir de gözüme ovuşturmam yasak diye bu gözlüğü verdiler. Hem bulanık hem kara gözlük görmüyorum işte. Ben de bir değişiklik görüyor musun? Görmüyoruz dedik ya. Yeter be! Getir! Neyse, 4 saat sonra göreceksin ve söylediklerine pişman olacaksın. Makbuleciğim geldin mi? Nasıl geçti? İyi ya, ya. Bir dakika da halloldu yenge. Hemen fıt. İyi bak ne güzel işte. 4 saat sonra tamamen. Ay! Ay! Ay nasıl şiştin sen böyle Burhan? Yok ya, niye bu kadar abartıyorsunuz? Biraz vücudum müsaitmiş, ağırlık çalıştım o kadar yani. Bu pazular mazular bir günde mi oldu bu? He, hoca dedi ki, ya dedi Burhan Bey dedi, çok ender görünen bir kas yapınız varmış dedi, maşallah dedi. Ondan sonrasında ben zaten salona girdim, safım yok o kadar. 20 kiloluğu almışım, diyorum ki bununla mı başlayacak? Öyle bir suratım var yani. He, ya hoca onda hemen koşarak geldi. Ya ne yapıyorsunuz Burhan Bey dedi. O dedi şampiyonların ağırlığı filan dedi. Biraz protein verdi. 20-30 kilo filan derken bir baktım. İç kemiği çıt. Allah Allah, hiç böyle bir şey duymadım yani. Ya dedi ki sen dedi vücut geliştirme dedi şampiyonalarına katılmalısın dedi ısrar ısrar ısrar. Ama dedim hocam dedim benim o kadar vaktim olsa oho filan yani.
Ah canım, sen bir net görebilsen inanamazsın yani, inanamazsın. Gerçekten. Burhan Bey, kolunuzu dokunabilir miyim? Hayır! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye dokun, bazılarınıza bakıyorsun? Aa! Ben şu anda seninle ayrı değil miyim İfat? Bu nasıl geleneklidir? Ayrı insanlar birbirlerine dokunabilirler mi? Hayır, bana dokunamazsın. Laberli olma benimle. Kimse bana dokunamaz. Hiç kimse dokunmuyor. Ben uskanmak istiyorum ben. Kimse dokunmasın bana. Ne oldu ya? İşte bizim mahallemiz, zengin ve şık Nişantaşı. Terk etmek hiç kolay değil, ne anılar acı da durur. Hatırlıyor musunuz Burhan Bey? Ah, hatırlamaz mıyım bebişim? O gün bugündür hayatımız asla aynı olmadı. Evet, Nişantaşı Nişantaşı olalı böyle karakter tanımadı. Tatlı kızlar, yakın dostlar, lütfen beni özlemeyin. Burhan Bey gitti diyerek depresyona girmeyin. Siz bizi merak etmeyin, vazgeçmeyin, basın gidin. Birileri yalvarsa da sakın ha geri dönmeyin. Siz bizi merak etmeyin, vazgeçmeyin, basın gidin. Birileri yalvarsa da sakın ha geri dönmeyin. Ayrılmak zor mahalledin, bakkal abi yavşuklu manav. Burhan gidiyor diyerek esnaf bile bunalımda. Özgür Bey, iki apartman sahibi, uzmanlık dalı egzotik, mango, ananas ve kiwi. Ya şunu bana, ben şimdi mango aldım, iki tane de buz kap. Ay üzülme bebişim, senin için ananas da kaptım. Şılap şılap. Her günde mango yenmez ki, beleş diye sömürüyor. Bir kere de para verse, gözümüz aydın gidiyor. Mahallemizin fırını, pasta muffin kokuları. Her şey burnumda tütecek. Acaba burada kalsam mı? Burhan abi, borcun varmış. Veresiye yok dediler. Yalanlar söylemesinler, yoksa ekmekleri yer, pasta ve muffin yesinler. Melisa Hanım, bana bir parten, bir de nemlendirici lütfen. Her zamankinden mi İffet Hanım? Her zamankinden tatlım.
Cengizciğim, bana bir şardone, bir de rose şampanya hayatım. Her zamankinden mi Bülent Bey? Her zamankinden. Tabii. Çok üzülüyorum. Gittin mi? Mutlu beşer nişan taşı, son taşı yarışı. Gittiğime kim inanır? Sadece Kadir inanır. İşte kahvede oturan mahalle sakinliği. Sakin olun, Burhan geldi. Yakalandık sırrını aşmasa, biz verirsek aslar ister. Bari bize bulaşmasa. Burhan gidiyor dediler. Şaşırdım, niye bebeğim? Kalitemi bozdurma kız. Seni bir güzel paramla döverim. Sıcak samimi mahalle. Komşuların gözyaşlı. Sakın intihar etmeyin. Belki gitmem izinmeyin. İnsansız, merhametsiz Nişantaşı sokakları. Dileğin oldu en sonunda. Kader aldı, kader aldı, kader aldı Burhan'ı. Burhan gidiyor dediler, Burhan alıyor dediler. Herkes gülüyor dediler, gitme Burhan, gitme Burhan, gitme Burhan. Kim giliyor ya, giline abi? Görmüyor musun herkes depresyonda? Ben gidiyorum diye herkes ağlıyor. Lütfen yanlış anlamayın, kimseni ağlatıyor. Burada insanlar kasasız, çiğ köfte bile acısız. Gözyaşlarını gizlemeyin, bana gitme Burhan deyin. Eğer ısrar ederseniz ben kalırım, izilmeyin. Siz bizimle hak etmeyin, vazgeçmeyin, basın gidin. Birileri yalvarsa da sakın ha geri dönmeyin. Nişantaşı çocuğuyum, üniversite mezunuyum. Ayrılamam mahallemden, köklerimden kopamam ben. Burhan kolay yetişmeyi, Nişantaşı gitmediği. Terk etmekten vazgeçtim ben. Öyleyse Burhan gitmiyor. Ay bitiremedim. İşte bizim mahallemiz, nazik kibar Nişantaşı. Hiç kimse git diyemedi ve kalıyor Burhan belası. Mahallenin altın topu, popüler yavşuklusu. Merak etmeyin, buradayım sizin tatlı belası.
Babanız nasıllar? Şu anda mı? Hayır, genelde. Vallahi pek haberim yok. Evet. Aşkım bilsin, akşamüstü aradım sana bir türlü ulaşamadım ya. Ya sorma. He. Cep telefonum bozuldu. Bana yeni bir telefon alan olsa çok sevinirim. Hayırlısı. Mesela kim? Mesela sen. Ay öldürüyor bu kız beni ya. Özlem çok açık sözlü ve çok sıcakkanlı. Fingir fingir. Makbule'nin ayrılığı yok mu silah bunda? Hani bozuktu? Ara ara düzeliyor işte. Ama yenisi lazım. Evet. Baskın mı? Ne ayak? Kim ötmüş? Ağzına ya. Hayvan herif. Salak bunlar ya. Özlem duygularını gizleyemeyen birisi. Çok şeffaf birisi. İçi dışında yani. Anladım. Tamam hallederiz saksıyı. Ya ayarlarım ben. Eyvallah. Ne olmuş sevgilim ya? Hiç. Ailevi sorunlar işte. He. Benim acil çıkmam lazım. Bana taksi parası verir misin? Bankamatik bozuktu da gelirken. Ah, tabii ki tatlım ya. Bunun lafı mı olur? Tabii ki. Şıkırt. Yeni. Görmeyeli ne kadar cömert olmuşsunuz Burhan Bey. Özlem bu Aslı var ya Burhan abisini çok sever. Büyük ihtimalle de seni benden kıskanacak. Kendisini belli etti. Bu çünkü hiçbir zaman kendi başına hareket edemiyor. Burnumun dibinden ayrılmıyor. Bensiz tuvalete bile gitmiyor. Bak yavrum. Benim artık bir ilişkim var. Lütfen bana saygı göster olur mu? Oldu ben rahatsız etmeyeyim. Eyvallah. Sana da eyvallah. Bana eyvallah. Yine bekleriz ben seni arayacağım. Bay bay aşkım. Hoşça kal bay bay. Nasıl kız ama? Duyulmadı herhalde. Nasıl kız ama diyorum. Değişik. Valla ben pek ısıramadım kıza Burhan'cığım. Yani sağlam pabuç değilmiş gibi geldi bana. Biraz tutarsız bir tip gibi. Bir öyle diyor, bir öyle diyor. Hayır, yaşı genç falan ondan desem... Ayol hiç olmazsa buraya gelmeden saçını yıkasaymış. Sonra telefonda küfürler falan hiç hoşuma gitmedi. Laf etmeyin sevgili baba! Arkasından konuşup duruyorsunuz. Bir de laf ediyorsunuz. Allah Allah! O makbule denilen kadın gidip o dericiyle evlendi, beni elinden kaçırdı. Onun için de hoşlusunuz ma. Burhan ama. Yalan mı ifot pırlanta gibi bir kız ne yaptıysa sizi yorumlamadı. Hayda. Aman. Yani armudun sapı, üzümün çöpü. Sanki sizin yeğeniniz bulunmaz Hint kumaşıydı. Bir kere yaşı geçkindi ve dişleri dökülüyordu. Ama Burhan'cığım sen bizi yanlış anlıyorsun. Ayrıca da şişkoydu. Sen git yat Burhan hadi. Bir defa onun yaşı genç. Hataları olabilir. Ama sevgilime laf edemezsiniz ya. Eğer sevgilime laf ederseniz karşınızda beni bulursunuz. Ben onun güvendiği, göğsünde kalp atışlarını dinlemek istediği bir erkeğim. Ben onun erkeğim bir defa.
Bu evde aşka inanç kalmamış ya. Vay be. Ah fratafra, ah fratafra, ah fratafra, ah fratafra. İnanın ben hiçbir şey bilmiyorum. Bana bunu Allah'ın cezası yağlı saçlı bir kız verdi. Bana dedi birkaç gün bak dedi, ben sonra geri alırım dedi. Bu bitkinin uyuşturucu ham maddesi olduğunu, zehir olduğunu bilmiyor musun? Ah bilmiyorum. Böyle saksıya ekip yetiştirmenin suç olduğunu da mı bilmiyoruz? Vallahi bilmiyorum. Biz bunu Aslı Yorum'la birlikte Hollanda'ya özgü bir süs bitkisi olduğunu sanıyorduk. Süs bitkisi mi? He. Bunu kullananların zamanla beyninde, akciğerlerinde neler olduğunu, buna alışanın ne hale geldiğini de mi bilmiyorsun? Vallahi bilmiyorum. Ben bunu kullanmadığım için ben normal hayatımı bırakıp böyle şeyleri sigara bile kullanmam. Alkol dedin böyle yani onu da pek kullanmam. Sadece misafirliğe gittiğim zaman fişne likörü ikram ediyorlar. O da azıcık bir şey yani tatlı ve hoşuma gidiyor yani. Hmm. Bunu kullanmıyorsunuz da satıyor musunuz yoksa? Ay nasıl böyle bir suçlama, ne diyorsunuz siz? Ben bir defa üniversite mezunu, idari müdürlüğü yapan örnek bir vatandaşım bir kere. Geçenlerde Nişantaşı'nın göbeğini hayrat yaptırdım ama. Niye? Yeah. Narkotikten arkadaşlar geliyorlar mı? Evet amirim. Güzel. Narkotik mi ana? Ya şu çocuk bitki yüzünde mi başıma geliyor böyle şeyler? Peki sen şu kızı bize bir tarif et bakalım. Abi ahlaksızın teki sürekli benden para susdu. Hepsi de yüzlük banknot halinde. Hep Tanrı verdi yüzünden başıma geldi böyle şeyler. Paçabuk paçabuk dedi bana gerizekalı. Lan yanı kalacaksın Burhan Bey. Hadi gidelim. Yeti ama. Ay ne atar güzel olurdu ha. Ne bileyim Sabit, ortam çok güzel. Daha doğrusu çok çirkin. Çaylar şap gibi, ortalık erkek dolu, hiç karı yok. Ne bileyim müzik tarzı hiç benim tarzım değil ama çok mutluyum. Burhan Bey, sizi evden merak ederim. Bırak beni! Bırak beni! Ne oluyor? Bir yere gitme beni! Bırak beni burada! Sabit, ben heroinman gibi bir şey oldum. Ben şu anda çok bağımlı oldum. Lütfen beni tut ve beni buradan götür. Lütfen sana yalvarıyorum, beni götür. Bağımlı oldum ben burada. Hadi Burhan Bey, sakin sakin. Hayır, hayır. Her şey iyi olacak. Hayır, hayır, gitmek istemiyorum. Ne olur Sabit, gitmek istemiyorum. Ne oluyor bana ya? Çayıma hap attılar. Bu çocuğun tipinden şüpheleniyorum. Bir daha çayı bardakta getirmeyeceksin. Şişe yanımda açacaksın, tamam mı? Tamam canım, tamam. Hayır, gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum Sabit. Söke söke götür beni. Söke söke götür. Vallahi gitmek istemiyorum Sabit. Burhan Bey, sakin, sakin. Bırak beni, şey iyi olacak. Bırak beni, sakin. Bırak beni. Ara, bırak. Ara, ara. İnanamıyorum ya, ben seçildim. İnanamıyorum. Dakika bir, gol bir, ben seçildim ya, inanamıyorum. Şu anda mutluluktan Nursel öpebilirim ve öpüyorum. Ay çok mutluyum. Gerçekten böyle bir şey ilk defa oluyor. Bir yarışmacı ilk defa katıldığı gün yarışmacı seçiliyor. Alkışlıyoruz tekrar. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Acun Bey çok teşekkür ederim. Şu anda mutluluktan ölebilirim. Ya da Nursel'i şu anda şapırada köpebilirim. Ay öpeyim. Burak yeter artık, öpmene gerek yok. Artık seni böyle alalım istersen. Ah öptüm. Teşekkürler. Biliyorum. Ay. Alkışlıyoruz. Sağ olun. Ay Sacit, Sacit. Ooo baksana. Hoş geldin. Çok heyecanlı ya. Sağ olun Acun Bey. Buyurmaz mısın? Buyurun. Evet. Demin de söylediğim gibi gerçekten çok ilginç. İlk gün geldin ve yarışmacı oldun. Burhan seni kısaca biraz tanıyalım. Yani bir şey soracağım. Çok sen hiç evlenme vaadinden birini kandırıp çok üzdün mü hayatında? Ne diyorsun sen bak bu ne? Ay, ne saçmalıyorsun Allah'a sen? Ay dur seyrediyoruz. Aa. Oh. Hobilerim arasında seramik yapmak, golf oynamak, cirit atmak, handbol oynamak gibi hobilerim var. Evli misin? Yok. Yok. Nişanlıydım. Olmadı. Evlenecektik ama olmadı işte. Olmadı. Hiç evlenmedin yani? Yok, olmadı. Evlenmedim. Olmadı. Ha! O yüzden benim...
olacak insan da Burhan Bey. Ay biz sus makbule seyrediyorum. Evet, var mısın yok musun şu anda artık başlıyor. Burhan, ilk kutunu söyleyebilirsin. Acım bir yardımcı olabilir misiniz acaba? Yani yardımcı derken ben de bilmediğim için en fazla moral verebilirim sana. Ah, çok borcum var benim. Çok içeriye girdim. Ben o bakımdan ama diyorum yardımcı olabilir misiniz? Burhan, ben de bilmediğim için yardımcı olamayacağım. Kutu seçeceksin. Ama noter bey bütün kutuların içerisinde ne olduğunu hepsini biliyormuş. O bari yardımcı olabilir be hocam bey. Burhan, yani şu anda kutu seçmen lazım ve bizim de artık programa başlamamız lazım. Ha. Peki. Evet, bir kutu artık Burhan, rica ediyoruz. Bir kutu söylersen bu akşama başlayalım hep beraber. Tamam. Merit. Lan. Ne yapıyorsun? İyi. Ne hissediyorsun? İyi vallahi. Böyle mavi sarı gibi. Mavi sarı. Mavi veya sarı gibi. Abi bir şey, bir şeyler söylüyorsun, öyle giriyorsun ediyorsun, sonra adamı rezil ediyorsun ama. Takip ediyorum ben. Ben mi? Sen. Neyse ya, sen vakit kaybettiriyorsun bana. Olcay Sinatçı'nın. Gerçekten. He. Yani bilmiyorum. Karar veremiyorum yani. Karar vermiyorum bu tarafta. Karar vermiyorum ya. Oh yeah, okay. Yeah, okay. Yap, yap. My name is Burhan Altintop. What's going on? Open the box, Olcay, ya. Burhan, Olcay diyor ki tam karar veremiyorum. İstiyorsan açayım. Ha, ben onu İngilizce konuşuyor zannettim. Ha, ondan. Olcay, o zaman aç. Open. Açıyorum. Aç, aç. Yatsana, iki saattir bekletiyorsun. Öldüm burada ya. Ya niye açtın? Niye açtın şimdi sen onu Olcay? Anam. Yarı İngilizce, yarı Türkçe beni bitirdin ama burada ya. Olcay yaktın beni ya hacı ya. Burhan, para harcına baktığımız zaman daha 3-500 bin var, 150 bin var, 125 bin var, 100 bin var. O yüzden hani bir kırmızı bu nazarlık olsun ilk turda. Moralimizi bozmayalım bence. Senin tuzun kuru tabii. Senin reytinglerin iyi. Şanın şöhretin her şeyin yolunda, senin tuzun kuru tabii. Acı çekiyoruz burada ya. Acı çekiyoruz. Tipimi değiştirdim burada. Başka bir insan oldum. Bu akşam çok farklı bir akşam olacak, belli oldu. Burhan, anlıyorum. Moralim bozuldu. Daha çok kutu var. Bir kutu daha söyle istersen. Mevlüt, sen nasılsın? Suratında mahkeme duvarı gibi ha. Kesin kırmızı var bunda. Çıkamıyorum ben bu çocuğa ha. Burhan, kutu söyleyebilir misin? Nursi? Efendim? Ay benim canım arkadaşım, sen bana kesin kırmızı açmazsın. Güzel gözlerin gibi bence bana mavi açarsın. Ha kızım? İnşallah. Hadi aç o zaman tatlım. Ay. Ay şah aşkız ama. Açın bir. Şah aşkız. Güzel güzel bir şeyle hanım kız. Ha? Eh derin keleş. Şah aşkız ama. Evet, ikinci kutumuz. Hadi. Hadi Nursel. Nursel hadi. Ya sen ne yaptın ya? Bak senin ağzını burnunu dağıtacağım ama senin ya. Ne yaptın? Yaktın beni ya. Yaktın beni kız. Çok pardon Burhan Bey. Pardon, çıkalım eşekleri çoğaldı ama. Burhan lütfen nezaket sınırı içinde kalırsak. Rica ama edin. Beni yaktı Acun Bey, yani kenafir gözlü bu. Melek yüzlü şeytan. Ben buna güvenmiştim ama. Beni şu anda yaktı, geleceğimle oynadı benim ya. Ben böyle böyle adam mıydım ya? Her yere takıldım. Anlaşıldı. Hepimiz için zor bir akşam olacak. Burhan, daha çok kutu var. Biz kutu söylemeye devam edelim. Acun Bey, lütfen bana bir yardımcı olabilir misiniz? Gerçekten çok borcum var benim. Ay koş koş, Burhan yarışıyor. Biliyorum, biliyorum. Nasıl gidiyor? Fena değil, orta şekerli. Hah,
mavi açtırdı güzel. Ayol gidip destek olsaydık. Ben gidiyorum işte şimdi Şahika'yla oraya gidiyoruz. Aman kutu söyleme sakın. Sonra sorumluluğu taşıyamazsın. Yok söyler miyim baba? Kendi şansı karışmam ben. Aslı o olduğu için hakkını helal etmeyen kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Burhan Bey benim yüzümden. İnanmıyorum. Ya şimdi fark ettim. Yalnız şimdi de ben sana hakkımı helal etmiyorum. Niye kız? Taceddin'le o konuşmaları yaptığım için. Şşş, ay susun çok heyecanlı. Hamdi Bey şimdi teklif verecek. Be gülüm ya. Yok aman beni hiç bulaştırma. Ben çok heyecanlıyım yani biteyim yani. Beyefendi kim Burhan? Çok yakın arkadaşım. Uzaktan. Uzaktan yakın arkadaşın. Biraz heyecanlandı ya ondan cibrilerin bilmeyi. Çok fena heyecanlıyım yani ben. Uzaktan arkadaşın ama çok heyecanlı. Seni çok seviyor herhalde ilginç. Evet çok seviyor beni. Sebebi başka ama neyse devam edelim. Kutu mu söyleyecek şimdi? Hayır şimdi teklif alacağız. Hamdi Bey arayacak ve teklifimizi alacağız. Evet Hamdi Bey'i bekliyoruz. Bakalım bu tabloya kaç YTL teklif yapacak? Buyurun Hamdi Bey. Ne diye? Evet oldukça ilginç bir yarışmacı. Ne diye Hamdi? Anlıyorum. Bir ben konuşabilir miyim acaba? Ben bir konuşsam ben halledeceğim ha şimdi hacı. Yok artık. Evet. Ne diyeyim Hamdi? Evet teşekkür ederim. Hamdi Bey teklifini yaptı. Ve yeni teklifi 39 bin YTL. Otuz dokuz mu? Aman. Ya orada kaç tane kırmızı olduğunu görmüyor mu acaba o Hacı Hamdi? Ona bir sorsana burada bayağı kırmızı var. Ben konuşsaydım halledecektim ama beni konuşturtmadın. Bence boşuna vakit kaybetmeyelim. Çünkü ben enayi değilim. Onun için boşuna zorlamayalım. Vakit geçmeyelim. Yokum ben. Yokum diyor. Çok azdı. Az geldi bana. Az geldi. Bravo. 200 YTL. Bravo, bravo. Çok güzel. I will be available. Ay çok heyecanlıyım ya. Evet gerçekten tablo süper. Baktığım zaman 5 tane kırmızı var. Hadi Burhan bir kutu daha. Evet. Evet Tuğçe. Efendim. Ne hissediyorsun yavrum? Hiçbir şey hissetmiyorum maalesef. Ama ben sana karşı hissediyorum ama sen benim tam tipimsin. Açsın mı Burhan? Ay nasıl yapsak acaba beraber mi açsanız ya? Acun Bey hiç yardımcı olmuyorsunuz. Ben mi açayım? Evet. Aç dersen açalım. Tamam. Açalım Litvin. Ay biz ailecek sizi çok beğeniyoruz. Gerçekten çok beğendiğimiz bir spikersiniz. Tuğçe'yi de çok seviyorum. İnşallah bana bir mavi çıkar herhalde oradan. İnşallah. Evet arkadaşlar. O zaman geri sayıyoruz. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Burhan gördüğün gibi pek destekli saymadılar. Pek popüler değilsin burada. Aman çok tatım yani. Ben hiçbirisini bir daha görmeyeceğim ki. Bende bir huy var. 500 bin bağışçısa ben hayatta hiçbirisini tanımam. Öyle bir tip ben de. Peki evet. O zaman açıyoruz. Ama siz ve Tuğçe Hanım hariç. Yani sizi hayatım boyunca görmek istiyorum. Peki anladım. Tamam. O zaman açıyoruz. Açalım. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Kapat dizimi kapat. Şimdi kapat kapat. Kapat. Açtık artık bunu. İyi ben sana açma dedim ya. Kapat dedim. Niye kapat? Açtın ki sen. Kapat onu şimdi. Açma mı demiştin? Evet ben sana açma dedim. Zaten elin uğurlu değil. Onun için bana gıcık oldun. Bilerek gittin açtın. Yalan mı? Hayda.
Hacım Bey ya, sinirlendiniz biliyorum ama bir yardımcı olursanız, yani onu tekrar kapatıp mühürlesek, iple mühür değil mi, mum değil mi ya, parası neyse ben cebimde karşılarım. Burhan olmaz, yarışmanın kuralları var. Açılan mühür bir daha yerine takılmaz. Allah'ım ya Rabbim, Tuğçe sen benim gözümde şu anda bittin kızım. Vallahi bir daha suratına bakmayacağım senin ha. Aman çok üzüldüm. Alo Hamdi. Burhan ne yapıyorsun? Hamdi kaç para veriyorsun ya? Bir güzellik yap tatlım ya ha gülüm. Ya biraz yüz, ben de sana karşı yakın hissediyorum kendimi. Lütfen bana yardımcı ol Hamdi. Sen isti. Hamdi Bey buyurun. Evet evet, mesleği bıraktırır adama bu adam ya. Biliyorum. Son beşe girdik. Çok kritik bir noktadayız. Tekliften önceki son kutu. Çok daraldım ya. Sacıt, ne yapsak ya? Bak aynı gemideyiz, unutma. Memlüt'ü mü açtırsan acaba? Ne bileyim, hiç sempati duymuyorum ona karşı. Yarışmanın başından beri kıl kıl bakayım ha. Hiç sevmedi beni. O zaman bilmiyorum vallahi ama bak gözünü seveyim, bu sefer dikkatli seç. Yani kalbim boğazında atıyor Burhan, gözünü seveyim yani. Ne kadar seviyor seni Burhan? Sağ ol. Ah! Aslı Yorum'la şarkıcım girmiş ya. Onlar kim? Moda ikonası olan benim yahın arkadaşım. Uzun koca burunlu olan da benim komşum. Peki hemen kutulara geçelim. Hangi kutu Burhan? Ay. Çok zor gerçekten yani. Aslı Yorum bir kutu serisini mi? Yok ben karışmak istemiyorum Burhan Bey. Aslı Yorum ama. Yok Burhan Bey gerçekten sonra başıma bela olursunuz. Ha. Ay ne bela olacak kız, 3 kuruş para zaten. 3 kuruş mu? 3 kuruş 5 kuruş bebeğim. 3-5'e bakmayacaksın artık. Bu arada var ya yakından da iyisin yani. Çok beğenerek izliyoruz ailecek, bir abi bir kardeş gibi. Şş, hacı ben telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Ara be hacı. Bizi mi arayacak acaba, dur bakayım. Bu moron benim emekli ikramiyemden daha fazla kazanırsa kesinlikle intihar eder. Ay. Bakayım mı? Ay bak bak sen bak, ben heyecanlarım konuşamam. Hangi kutu diye? Ay çay ol aç. Alo. Buyurun, buyurun Acun Bey. Ben Tahsin, Tahsin Sütçüoğlu. Hangi numara? Vallahi biz... Burhan Bey, ben Makbule. Yok de, yok de. Lavaboda değil, şu anda burada değil de. Nasıl yani? Makbule Hanım, bir saniye. Size Burhan Bey veriyorum şimdi. Çok kritik bir noktada size bazı şeyler sormak istiyor. Makbule... Ha şimdi ben de lavabodaydım. Ellerim filan ıslak, cep telefonunu ıslatmayayım diye. Sizi canlı izliyoruz Burhan Bey. Hadi. Burhan Bey, bana olan kızgınlığınızı anlıyorum. Çok da haklısınız. Ben çok duyarsız davrandım. Sizi de çok üzdüm. Beraber planlarımız vardı, hayallerimiz vardı. Ben size yamuk yaptım. Sizi izdivaç yolunda ortada bıraktım. Makbule şu anda 70 milyon bizi izliyor. Biliyorum. Ne olur hakkınızı helal edin Burhan Bey. Ne? Alo. Burhan Bey hakkınızı diyorum, helal edin. O zaman bir kutu numarası söyle, eğer mavi çıkarsa hakkımı helal edeyim. Hayda ya oğlum, böyle riskler alma lan, gider ayak öleceğim ben ya, of. Ben o zaman Ali Osman Bey diyorum. Efendi bir insan, ondan zarar gelmez. Ay niye söylüyorsun kızım, ya çocuğu yakarsan? Yakmışım zaten ya. Sağ ol Makbule. Ali Osman Bey, siz açın. Eğer kırmızı çıkarsa ben o Makbule'nin burnundan fitil fitil getirmez miyim acaba? Gir ki öyle bir şey olsun. Evet açalım. Gerçekten çok kritik bir kutu. 500 bini bulmaman lazım. Ne olursa olsun 500 bin olmasın. Ali Osman abi, nefeslerimizi tutuyoruz ve seni bekliyoruz.
makbule. Çok seni, hakkımı helal ediyorum sana. Bravo. 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 Seviyorum lan. İnanamıyorum. İnan bak bu ne, inan. Bu lavuk mu yarışıyor burada ya? İfo, teklif geldi, teklif. Ay hadi. Evet. Ya ben bizzat görüşseydim daha iyi pazarlık yapardım ama illa sen konuşacaksın ama. Hamdi Bey'in yeni teklifi 69 bin YTL. Al, al, al. Al, al, al. Alsana al, imbesil. Al, sen o kadar parayı bir arada al, gördün mü? Alsana ya. Al, ya da al, alma. Sürün. Al, al, al. Yokum canım. Yokum diyor. Hadi yiyorum bir kutu be. Hay Aslı. Ay Aslı'cığım kutu söyleme. Aslı söyleme, aman kızım. Aman kızım. Ama lütfen. Ya Burhan Bey ne olur ısrar 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 söylemeyeceğim kutu, bilmiyorum. Bana yani 300'ler bilmiyorum sıcak geliyor ama siz beni dinlemeyin. Hiç bana güvenmeyin. Ben çok şanssızımdır. Bilmiyorum. Söylemedim. Hatamı anladım Makbule. Sana çok kötü sözler ettim. Nasıl yaptım bunları ben? Sen ki bana ideal ve çocuklarıma şefkatli, melek gibi bir anne oldun. Ay 125 bin gitti. Ne yapıyorum? Öldüreyim seni. Ha? Öldüreyim seni burada. Ağzını burnunu dağıtır. Saçını başını yolarım senin. Ha. Ve 500 bin de giderse yandı. Ben seni hak etmiyorum Makbule. Ama sen bir olgunluk gösterip beni affedersen dünyanın en iyi kocası olacağım söz. Terlik ve gömlek giyeceğim. Çayı öpürdetmeyeceğim. Her sabah erkenden kalkıp işe gideceğim. Yani sana layık bir koca olacağım. Çok güzel ya. 500 bin ve 5 kaldı. Şimdi süper teklif olacak. Bakalım benim emekli ikramiyem kaç katını alacak. Sen bak telefona canım. Söyle Hamdi'ye bu sefer de ben konuşmak istemiyorum. Buyurun Hamdi Bey. Vallahi bu geceyi atlatalım, başka hiçbir şey istemiyorum. Teşekkürler. Teklif alalım. Teşekkür ederiz. Hamdi Bey'in bu akşamki son teklifi 144 bin YTL. Aman. Ne? Saçın kutuda 500 var. Hissediyorum. Burhan çok dikkatli düşünmen lazım. Teklif tam 144 bin YTL. Al, al Burhan al bak oğlum bundan sonra kendini yakarsın ha. Yapma bunu. Burhan Bey alın lütfen alın şansınızı zorlamayın. Bak çok büyük risk. Alın Burhan Bey. Ah yok cık. Kutumda 500 bin var. Ben bunu hissediyorum, biliyorum. Niye ben bunu kaçırayım ya? Ağzım sulanıyor, ne oluyor bana ya? Kesin bunun içerisinde bir şey var. Ya Burhan Bey alın, bakın şansınızı çok zorluyorsunuz. Çok büyük risk bundan sonra. Alın, alın gidin. Al, 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 al. Alma, alma. Beş lirayla ayrıl, beter ol. Ya amca siz niye kendi evinizde seyretmediniz ki? Embesil. Ha.
Yokum. Yokum diyor. Sakin ol Sacıt. Sakin ol, take it is okay. Bu kıtada 500 bin var. Ben bunu hissediyorum. Enayimi yazayım benim alnımda. 500 bin dururken 144 bine niye eyvallah diyeyim ya? Hissediyorum. Ulan sığır, sen ömründe 144 bin yetele mi gördün lan? Ayıp ama Sacıt, ayıp. Vallahi çıktığı zaman mahcup olacaksın ha. Evet, gerçekten çok kritik dakikalar, kader anındayız. Evet. Yalnız Acun Bey, şimdi bu 500 bin çıktığı zaman yukarıdan konfeti monfeti atıyorsunuz ya, onu atmayın rica ediyorum. Çünkü insanın ağzına burnuna giriyor, donuna monuna girsin istemiyorum yani. 500 bin çıkacağından o kadar eminsin yani. İnanmasam açtır mıyım ya? Benim hislerim çok kuvvetlidir. Altıncı hissim özellikle çok kuvvetlidir. Birine ölürsün derim ben falda, hemen 2-3 gün sonra öleyim. Peki o zaman, yapacak bir şey yok artık. 24 numaralı kutuyu hep beraber açıyoruz. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Ne oldu ya? 5 TL. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Maalesef 5 TL. Anam! Olamaz ya! Anam! Yine baktım, yine aynı şeyi gördüm. Olamaz ya, ne demek şimdi bu? Ay Hamdi Bey mavi oyun oynadı şu anda. Keşke teklifi kabul etseydim. Ay insan buraya niye gelince deleri kafa yiyor ya? Ay bu teklifi... Ay baktım yine aynı numara. Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim ya. Bir yardım etmedin ama. Birkaç göz hareketleri yapsaydın ben o anda anlardım. Bitiyor, verseydin hemen anlardım. Ne oldu bana ya? Hamdi Bey, tekrar yayına bağlanabilir misiniz? 144 bin YTL'yi şu anda kabul ediyorum. Lütfen Hamdi Bey, zamanı geri döndürün lütfen ya. Hiç bana yardım etmedin, açık konuş. Hiç yardım etmedin ama.